According with the vaccination in the world, the full vaccinated population is also 36 only. Next one. The population complete vaccinated in Mexico is only 36%. Next one. What is the situation? Why the people die? Because we have comorbidities. The first principal comorbidity that we have in Mexico, this is why increased the mortality, is hypertension, diabetes, and obesity. Next one. In the last week, the Americas registered more than 1.1 million of new cases and 24,000 deaths for COVID. So the situation remains delicate. In one country, it's controlled, but in others, no. This is the fatality. Mexico is one of the first countries that they have the high mortality in the world. Next one. So we need to learn from the history. Let's act smart to keep more people falling into the poverty and help solder the broken pipes in our economy. Let's do it before it's too late. Now it's late to prevent the, almost we have 600,000 deaths in the country in the real life. So we need to let's avoid more deaths and we need to offer quality care. The Mexican Academy, we write the paper to send it for the government and we propose to better training for the medical personnel, nurses, better protection for the personnel and quality equipment, more invest in health, more quality material and equipment, and try to increase this. We are not heroes. We are doctors, and we need the same respect for the people and for the authorities because they use us when they want to use us. The doctors no are martyrs. The doctors is responsible for the care of the people and the countries. And now in this pandemic, Mexico, the emergency medicine showed that the important situation that they played the role in the any system around the world. The emergency medicine showed the big role that we play for the care in any country, in any situation and any society. Thank you for the invitation. And this is a time for invite you to join us in the next World Congress in Mexico. It's also virtual, 16, 17, 18, and 19 of November. And thank you for inviting me. And Bashar, thank you for the invitation and for all committed to invite me to be here. Thank you, Eric. Thank you, Carlos. Eric? I think we've got time for a question. Yes. Does anybody have any question? So I have a question for you. You talked all over your presentation about the high rate of infection, mortality, about healthcare, within healthcare professionals in Mexico. And I'm sure this had a huge impact on the capacity of the system to respond. How would you explain this high rate of infection among your healthcare professional? Is it protection? Is it? The situation is that the many hospitals that they was reconvected to the COVID hospital. So they are general hospital and they was reconvected to the COVID hospital. And many of these personnel working in the emergency room, some of them they have risk factor to be there and they go out to the emergency room and they contract younger people, younger doctors to be there. And so they don't give material and equipment to protect for the infection. And they don't have correct information about that. And this is why the situation for the doctors, because they don't have the protection. They don't know too much about the disease. They don't know too much about the information to wearing the mask and all that, this everything. And this is why, and also they was protected sometimes in the hospital, and they don't worry about too bad, and they go outside and they take a metro, they take a buses, and they have possibilities to contact with the people with infection. And this is why the number of the doctors was infected. Thank you. Oh yeah, we have another question. Please give the microphone. Thank you very much, Dr. Carlos. This is Dr. Behçet. My question is about your deaths. You said
about 58% of your deaths have been done out of the hospital. My question is about your deaths. You said, I will repeat it again, about 58% of your deaths, of Mexico deaths, happen out of the hospital. Do you think it happened due to a lack of diagnosis or lack of the treatment, or they afraid to come to hospital, or lack of the staff? The situation was that I told you the reconversion for the hospital, they don't give treatment for the regular pathology. So the people start with the medias, they start to be afraid that what's going on with this. And the people in Mexico, they don't want to go into the emergency room, because when they go into the emergency room or into the hospital, they don't have contact with the family. So this is cultural things. When you go to the hospital, the family is close to you, next to you in the hospital. So when they go into the hospital, you don't see anymore your family, only by cellular or iPad or whatever, to have contact with them. So if the people die, so they call you and say, you, well, your family is dead, so you need to come for the body. And they got into the black package and give you the body, and you don't have contact again with your relative or with your family. In our culture, part of the situation in the Mexico is big contact with the dead. So when the people, they don't close the circle for the dead, they suffer too much the consequence, and they don't give you chance to go into the cemetery, because they don't want to put, they want to the crematory, but you need to wait 4 or 5 days waiting, because the crematory is full. So in our culture, they don't want to be in this situation. This is why they are afraid. And they say, I don't want to be in this situation. I don't go to the hospital. I wait in the last minute to be into the hospital. But they let the disease increase, and when they arrive to the hospital, it's too late, and some people die at home, and also die for the pathology, for comorbidities, heart attack, diabetes, ketoacidosis, and other ones, because the hospital was reconverted for the COVID hospital, and the regular pathology, diabetes, hypertension, and all these things, they don't care about that in 1 year. If you have one situation for regular consult, they don't give you situation for accept your patient. So this is why the excess of mortality is not for COVID, it's for the comorbidities plus COVID affected the situation for the healthcare in Mexico. Thank you. So we are getting close now. I would like to thank the speakers for the lecture, and we hope we'll see you for real, physically, face-to-face, and not with the Zoom. So I hope you enjoy. Thank you for coming, and thank you for being in the room. Thank you. Bye. Thank you, Carlos. Thank you. I can see you. Be waiting for next time. Thank you very much for your support. Thank you. Okay, thank you. Bye-bye.
Evet, tekrar merhaba. Nasılsınız? Hediyelerimiz var bak. Evet. Baklava yediniz mi? Afiyet olsun. Kim yemedi? Senin suçun. Kim beğendi? Bak sadece bir Zeynep Hoca beğenmiş. Beğendiniz mi? Bir daha getirelim mi? Getirelim. Peki. Evet, değerli arkadaşlar, hepinize tekrar merhaba. Oturumu açıyorum. Bu oturumda gelen arkadaşlar var değil mi? Evet. Bu oturumun yapılmasında destek olan Roche firmasına çok teşekkür ediyoruz. Onlara teşekkür ederek başlıyoruz. Konumuz yeni biomarkerlardan prokalsitonin acil serviste kullanılması ile ilgili bir sunum olacak. Bu sunumu Atatürk Üniversitesi'nden Acil Tıp Anabilim Dalı'ndan Profesör, aynı zamanda Anabilim Dalı'nın başkanı Profesör Doktor Zeynep Çakır Gökçen Çakır hocamızı hem ATÜDER'in First Lady'si hem başkan yardımcısı. Ben de kendisinden çok şey öğrendim. Kendisine çok teşekkür ederek bu sunumu yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Gelmiş zaten. Behçet hocama nazik takdimi için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah hocam, ne demek. Birlikte bilgiyi paylaşmaktan keyif aldığımız bilgi dolu arkadaşlarımız hep etrafımızda. Çok teşekkür ediyoruz size de. Zeynep Gökcan Çakır, Behçet Hocam da takdim etti. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden, ama beni tanıdınız zaten. Hiç sahnede inmedim geldiğim günden beri. Ben bugün size Roche Diagnostiğin katkılarıyla son zamanda özellikle de COVID-19 pandemisinin patlamasıyla hayatımızda daha belirleyici bir rol alan ve daha çok konuşulan, hatta televizyonlardaki tartışma programlarına kadar inen bir konudan bahsetmek istiyorum. İnen derken burada bir irtifa azalmasından söz etmiyorum. Yani oraları bile kapladı anlamında söylemek istiyorum. Bu güncel biomarkerımız prokalsitonin acaba acil servislerde nasıl kullanım alanı buldu? Nasıl kullanılacak? Bugün sizlerle onu konuşacağız. Öncelikle bir biomarker nedir? Kabaca hepimizin kafasında biomarkerla ilgili bir tanım var. Normal biyolojik süreçlerin, patolojik süreçlerin, hastalıkların gidişatının veya terapötik bir girişimin sonucunun test edildiği, denendiği, farmakolojik yanıtın bir göstergesi olabilecek ya da hastalığın bir göstergesi olabilecek, objektif olarak test edilebilen, ölçülebilen, değerlendirilebilen herhangi bir protein ya da makromoleküle biyobelirteç diyebiliriz. Dediğim gibi bu herhangi bir protein ya da makromolekül olabilir. Asıl önemlisi burada tanı koydurucu değerinin olması, objektif olarak ölçülebilmesi ve tanı koydurucu ya da bir şeyi ölçümlemede bizim için bir kriter olmasıdır. Biz acilciler olarak çok isteriz böyle çok iyi biomarkerlar olsun, böyle anında hastalıklara tanı koysun. Çünkü insanların saç telinden ayak parmak ucuna kadar bütün dertlerine bakan insanlarız, bakan doktorlarız burada hepimiz değil mi? Dolayısıyla da çok isteriz nerede ne var bize söyleyen markerlar, hızlı ve doğru bir şekilde bunları tespit eden markerlar olsun. En çok da bunların hayat tehdit eden kardiyak olaylarda olmasını isteriz. Yine hayat tehdit eden göğüs hastalıkları ile ilgili olayların tanısında, bunların birbirinden ayrılmasında, çünkü biliyorsunuz bir kalbin yarısını bölüşemezler, sağ kalp mi sol kalp mi bir karar veremezler. Keşke ben sağ kalbim diye bağıran bir marker olsa filan diye hep böyle hayal kurarız. Prokalsitonin böyle geniş, aslında biraz sonra tarihçe nasıl bulunduğuna değinirken ne kadar geniş ve farklı alanlarda da aslında bize yol gösterdiğine değineceğim. Böyle bir biomarker, bizim iyi bir klinik biomarkerdan beklentimiz kolay ulaşılabilir, ölçülebilir ve sensitifliğinin, spesifikliğinin yüksek olmasıdır diye tekrar ediyorum.
Ve Procrastoni'nin öyküsüne başlıyorum. Bir grup araştırmacı Fransa'da kanser markerları üzerine çalışırken Procrastoni'yi buldular aslında. Tiroid medüller kanseri üzerine çalışıyorlardı ve mükemmel, onun için mükemmel bir belirteç olan kalsitonin üzerine deneyler yapıyorlardı. Ve bunu yaparken kalsitoninin prekürsörü olan prokalsitonin için monoklonal antikorlar ürettiler. Ve daha sonra da bunun sadece tiroid medüller SEA'da değil, akciğer kanserlerinde de, küçük hücreli özellikle akciğer kanserlerinde de yükselebildiğini gösterdiler. Ve nöroendokrin, akciğer nöroendokrin hücrelerinden salgılanabiliyor olacağını fikrinden yola çıkarak bunun bir takım şeylerin belirteci olabileceğiyle ilgili ilk hipotezleri ortaya atmaya başladılar. İlk tespit ettikleri de aslında bu noktada biraz sekteye uğradı prokalsitonin ile ilgili gelişmeler. O arada Körfez Savaşı çıktı ve Körfez Savaşı esnasında inhalasyon yanı savaşların bize öğrettiği çok şey vardır. Acil tıbbın kendisi de aslında İkinci Dünya Savaşı'nın kıyımı üzerinden yükselmiş dinamiklerden bir tanesidir. Bu da Procrastoni'nin de böyle bir öyküsü var. Körfez Savaşı'na uzanan bir öyküsü var. Burada Fransızlar çalışmaya devam ediyorlar ve inhalasyon yanığı olsun ya da olmasın yanık hastalarında, kanser hastalarında görülenden çok daha yüksek bir Procrastoni'nin düzeyi olduğunu görüyorlar. Ve ağır sepsis ya da septik şok, kardiyojenik şok ile ilişkilerini yavaş yavaş oturtmaya, kurmaya başlıyorlar. Gönüllü denekler üzerinde endotoksin enjeksiyonu yapıyorlar. 1994 yılına dayanıyor bu çalışma. Ve prokalsitonin düzeylerinin arttığını gözlemliyorlar. Biyolojik bir belirteç olabileceğini o zamandan öngörüp bir süreci tetiklemiş oluyorlar. Geldiğimiz noktada bugün prokalsitonin 114 aminoasitten oluşan bir polipeptittir. Başta saydığımız mükemmel biyobelirteç kriterlerine uyup uymadığını isterseniz sunumun bundan sonrasında, bu devamından sonra birlikte yine karar verelim. Sistemik enfeksiyonlarda kalsitonin genleri parenkim hücrelerinde aynı anda ekspresi olur ve esas itibariyle tüm vücut bir endokrin organa dönüşür. Ve bu da prokalsitonin üretimini sinerjik olarak uyaran bir medyatör yanıtı oluşturur. Ayrıca gastrointestinal perfüzyon bozukluğu sonucu olarak bağırsak duvarı boyunca tetiklenen bakteriyel translokasyon ve hem septik hem kardiyojenik şok durumunda da prokalsitoninin neden artmış olabileceğini açıklayan bir takım kaskatların tetiklendiğini bilimsel olarak gösterdiler araştırmacılar. Ve bunun bir hormon kin medyatör olarak tanımladılar. Bu gelişmeleri bir hormon kin medyatör olarak prokalsitonin üzerinden tanımladılar. Hem inflamatuar sürecin hem de tiroidden salgılanan prokalsitoninin dolaşıma salınmasını görüyorsunuz. Evet, bugün geldiğimiz noktada akut enflamasyonda ve eksojen enfeksiyonlarda invaze olan mikroorganizmalarla savaşta metabolizma ve vasküler tonus adaptasyonu için prokalsitonine ihtiyaç duyulduğu, bunun bir immün reaktif kalsitonin olarak tanımlanacak kadar immün olaylarla alakalı olduğu gösterilmiştir. Prokalsitoninin bir diğer adı immün reaktif kalsitonindir. Pankreatit ve septik şokta olan kritik hastalarda, yanıklarda, akciğer zedelenmelerinde, hani inhalasyon yanığı olsun olmasın dedik çıkış noktalarını söylerken Fransız bilim adamlarının, çocuklarda menenjitte, yeni doğan enfeksiyonlarında, erişkin yoğun bakım ünitelerinde, buralarda sepsis takip edilirken özellikle de hem diagnostik hem de prognostik değerinin olduğu yavaş yavaş gösterilmeye ve oturmaya başladı. İşte uzun bir liste halinde bazı kullanım alanlarını görüyorsunuz. Bunların içerisinde KOAH, konjesif kalp yetmezliği gibi hastalıklar da var. Biz her ne kadar bugün ağırlıklı olarak bir enfeksiyon durumunun gösterilmesi ve antibiyotik tedavisini nasıl etkilediği üzerinde duracaksak da böyle uzun bir listenin belirteci olabilecek kadar geniş kullanım alanına sahip bir
belirteç diyebiliriz. Enfeksiyonla ilgisine gelince, nasıl salgılandığını enfeksiyonu da söyledik. Enfeksiyonun 6 ve 12. saatleri içerisinde seri bir yükselme gösterir. Ve enfeksiyon kontrol altına alındığında prokalsitonin her gün yarısına iner. Bir önceki dozun yarısına iner. Ben bunu biraz bu gebelik hormonlarının yükselişine benzetiyorum. Böyle bir logaritmik yükselişi vardır. Ve riskli hastalarda mevcut elimizdeki mevcut delillere ek prognostik bize faydalar sunar. Bir hasta antibiyotik tedavisi altında olmasına rağmen prokalsitoninde bir artış varsa bu ölümün muhtemel bir ölümün erken bir belirteci olabilir diye aklımızda bulunmalı. Evet, enteresan bir bulgu Nakamura bir Japon bilim adamının çalışmasıyla ortaya çıktı 2013'te. Akut bakteriyel enfeksiyonlar ve sepsiste en yüksek değerlerdedir prokalsitonin. Evet, ama otoimmün aracılı enflamasyonda veya lokalize enfeksiyonlarda mesela apse gibi, ampiyem gibi yükselmemektedir. Kıymetli bir oranda, yol gösterici bir oranda yükselmemektedir. Çinli bilim adamları bu sefer de yine 2013 yılında sadece bakteriyel enfeksiyonlarda değil, fungal enfeksiyonlarda da değerli olabileceğine vurgu yapmışlardır. Yine bir çalışma C reaktif proteinle SRP ile kıyaslıyor enflamasyon durumunda. Biliyorsunuz bu C reaktif proteinin hastaları var. Yani C reaktif protein olmadan hasta değerlendiremem diyen hekim arkadaşlarımız var. O kadar seviyorlar. Siz düşünün ki C reaktif proteinle kıyaslanmış ve geniş bir meta analiz sonucunda C reaktif proteinden daha neredeyse yüksek bir tanı koydurucu değeri olduğu tespit edilmiş. Evet, enfeksiyöz veya non-enfeksiyöz nedenlerle yükselebiliyor. Çünkü gördük az evvel nerelerde işimize yaradığını. Nöroendokrin tümörler bunların başında geliyor. Non-enfeksiyöz bazı sistemik enflamasyonlarda, bakın lokal enflamasyonlarda yükselmediğine vurgu yaptık ama sistemik enflamasyonlarda enflamasyonlarda, non-enfeksiyöz enflamasyonlarda yükselebiliyor. Ama asıl ağır enfeksiyon ve sepsis durumlarında neredeyse tanı koydurucu. Neredeyse demeyelim, tanı koydurucu ve prognoz takibi için önemli bir yeri var. Non-enfeksiyöz pozitiflikleri, bu acaba yalancı pozitiflik diyebilir miyiz? Eğer enfeksiyöz bir nedeni araştırıyorsak, bakmak istediğimiz şey buysa, evet bu bir yalancı pozitiflik ama aslında bu prokalsitoninin hassas bir enflamasyon ve akut faz reaktanı olduğunun göstergesidir diyelim. Peki tek PCT ölçümü, prokalsitonin ölçümü mü yapalım yoksa seri ölçümler mi yapalım? İlk 3-4 saat içinde yükselmeye başlıyor ama kan düzeyi 12-24 saat içerisinde pik yapıyor. Ve dolayısıyla da hasta takibi sırasında henüz böyle troponin gibi filan tanımlanmış şu aralıklarla ölçülmelidir diye bir şey ortaya konmadıysa da hasta takibi sırasında belirli aralıklarla ölçülmesinde fayda var. Peki kılavuzlar ne diyor prokalsitonin konusunda? Sepsis tanısı için sensitivitesi ve spesifitesi %70'ler civarında. Biri %77, biri %79. Ama alt solunum yolu enfeksiyonları için sensitivitesi %94.1, spesifitesi %88.4, yani çok daha yüksek. Neden alt solunum yollarında bu kadar yüksek olması bizim için önemli? Çünkü COVID ile hayatımıza giren pnömoni bunu bizim için böyle prokalsitoninin altın değerinde bir şey haline getirme üzere o yüzden. Evet, negatif prediktif değeri de %89-94 aralığındadır. Hem sepsis hem alt solunum yolu enfeksiyonlarında. 2016 kılavuzunda infeksiyon hastalıkları, Amerika'nın enfeksiyon hastalıkları birliğinin 2016 kılavuzunda hem hastane kaynaklı hem de ventilatör kaynaklı pnömoninin yönetiminde antibiyotik tedavisinin başlanması durumunda ve karar aşamasında buna karar vermede prokalsitonin kullanımını önermiyor hiçbir şekilde. Ve bu öneri düzeyi de oldukça yüksek, güçlü bir öneri ve orta düzeyde kanıt düzeyine sahip. Önermiyoruz diyorlar hem ventilatöre bağlı hastalarda hem de ventilatöre bağlı olmayan hastalarda.
Avrupa Kardiyoloji Birliği ise kalp yetmezliği kılavuzlarında akut kalp yetmezlikli hastalarda prokalsitonin seviyelerinin belirlenmesinin pnömoni ayırıcı tanısının tespit edilmesi ve antibiyotik tedavi kararlarına rehberlik etmesi için önermektedir. Bu da yine kanıt değeri yüksek bir öneridir. KOAH alevlenmesiyle başvuran hastalarla antibiyoterapi verilip verilmemesi kararında prokalsitonin rolüne kesin karar verilememiştir. Henüz KOAH'la ilgili kılavuzlarda bununla belirleyici bir cümle kurulmamıştır. Çok sayıda randomize kontrollü çalışma yan etki sıklığında herhangi bir artış olmadan daha az antibiyotik reçete edilmesini ve daha kısa antibiyotik kullanım sürelerini ki bunlar bizim için çok değerli. Bu sonuçlara, bu iyi sonuçlara yol açabileceğine vurgu yapmıştır. Randomize kontrollü klinik çalışmalar da elimizdeki değerli kanıt düzeyleridir aslında. Henüz kılavuzlarla da yer almamakla birlikte. Evet, doğru tanılara katkıda bulunmanın yanı sıra prokalsitonin için mikrobiyal invazyonun şiddetini, yayılımını bunlarla korele olarak gösterdiğine dair de elimizde kanıtlar var. Ve yüksek prokalsitonin seviyeleri daha kötü prognoz ile ilişkili olduğunun da altı çizilmiş durumda. Mesela prokalsitonin düzeyi 0,25 nanogram mililitrenin altında olan alt solunum yolu enfeksiyonu olan hastalarda antibiyoterapinin artık kesilebileceğini söyleriz. Ama sepsis hastaları için bu değeri 0,50 nanogram mililitrenin altı olarak kabul ederiz. Bu da 2011 yılında yapılmış kıymetli bir çalışmanın sonucu olarak yer aldı. PAS çalışması, bir grup çalışması prokalsitoninle ilgili. Prokalsitonin değerlerindeki değişmeleri gözeterek antibiyotik ekleme, biz buna escalate diyoruz veya antibiyotiği çıkarma deescalate yönünde kararların alınabileceğine vurgu yapan bir çalışmadır. Akılcı antibiyotik kullanımı, antibiyotiklerin toplum halk sağlığını kötü etkileyici antibiyotik kullanımının, kötü antibiyotik kullanımının halk sağlığını derinden kötü etkilediğini biliyoruz. Bunların önüne geçmesi açısından. Ama sepsis yalnızca tam tanımlanmamış heterojen bir klinik sendrom. Yani farklı nedenlere bağlı olabilir, tanısını koymak çok zor olabilir. Biliyorsunuz sepsisi tanıyabilmek için, klinik olarak sepsistir diyebilmek için bir sürü farklı algoritmalar geliştiriyoruz. Dolayısıyla buradaki bir tanı kriteri bizim için değerli olacaktır. Gördüğünüz gibi böyle bir gözlemsel ve müdahale içeren çalışmalar, yani kontrollü randomize çalışmalarla gözlemsel çalışmaların kıyaslandığı bir meta analiz var ve mevcut kanıtlar gözlemsel ve randomize kontrollü çalışmalar incelenerek derleniyor. Ve prokalsitonin kullanımının yararlarıyla zararlarını detaylı olarak incelemiş oluyor. Burada görmüş olduğunuz soru işaretleri yeteri kadar aydınlatılmamış durumları, çift pozitiflikler iyi çalıştığı, prokalsitoninle ilgili göstergelerin iyi çalıştığı yerleri gösteriyor. Üç pozitiflik de daha ciddi çalıştığı yerleri gösteriyor diye özetleyebiliriz bu çalışmayı. Evet, bu çalışmada da yine artık COVID'e de değinmeden, birkaç slide'da da COVID'den bahsetmeden prokalsitonin sunumunu sonuçlandıramayız diye düşünüyorum. Bu kadar alt solunum yolu enfeksiyonları için belirleyiciyken. Tabii ki 2019 yılında tanıştığımız COVID'in 2020 yılında menşeini aldığı, çıktığı topraklarda Çin'de yapılmış bir çalışması prokalsitonin değerinin yoğun bakıma alınan hastalarda anlamlı derecede yüksek olduğunu buldu. Ve bu da COVID-19 olduğu onaylanan hastalarda yapılan 4 çalışmadan derlenen bir meta analiz. Bu meta analizin sonuçları ve COVID-19 şiddetinin artması riskiyle ilişkilendirildi. Bu meta analizin sonuçları prokalsitoninin yüksekliğinin COVID-19 şiddetinin artmasıyla bağlantılı olduğunu gösterdi. Ve bakteriyel bir koenfeksiyona da işaret edebileceğine vurgu yaptı. Evet, sonuç olarak biz istiyoruz ki, gönül istiyor ki, işte acil yoğunluğu içinde konuşmamın en başında da söylediğim gibi çok fazla bizi yormayacak, böyle çok fazla bizi klinik değerlendirmeler içerisinde tekrar muayene edeyim, tekrar anemnez alayım, hangi görüntüleme isteğim şeyine sokmayacak, böyle tıkır tıkır biyobelirteçler olsun ama henüz hiçbir biyobelirteç bu özelliğe sahip değil. Ama buraya kadar anlattıklarımdan herhalde prokalsitoninin
burada önemli bir yer alabilecek bir biyobelirteç olarak kendini göstermeye başladığına vurgu yapmıştır diye düşünüyorum. Ve acil servislerde, ilk basamak sağlık hizmetlerinde, yoğun bakım ünitelerinde, hekim kararlarını yönlendirmede etkin olarak kullanılabileceğine vurgu yapmak istiyorum tekrar. Çok teşekkür ediyorum ben sabrınız, dikkatiniz, burada olduğunuz için. Çok teşekkür ediyorum Zeynep Hocam. Hem erken dönemde bitirdiniz hem de güzel bir şekilde özetlediniz. Ben de bir cümleyle özetlemiş olayım. Bu yeni biyobelirteçlerden olan prokalsitonin acil servislerde bir hastalığın enflamasyonu ve enfeksiyonun birisi ciddiyetini anlamakta, ikincisi prognozunu anlatmakta, üçüncüsü de verdiğimiz tedaviye olan yanıtını anlamak açısından kullanabiliriz. Öneriyoruz, öneriliyor. Biz de hem kullanıyoruz hem de öneriyoruz. Bu üç nedenden dolayı bu biyobelirtecin acil servislerde kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Böyle faydaları var. Çok teşekkür ediyorum. Ben soru veya katkı varsa ışıkları açabilir misiniz? Sayın Hocam öncelikle çok teşekkürler Doktor Ahmet İstanbul Kanuni'nden. Benim ufak bir katkım nacizane hattım olmadan ufak bir sorum olacak. Özellikle maniteli hastalarda acil servise çok sık başvurular oluyor genel durum bozukluğu oral almazlığı gibi. Bu hastalarda biz enfeksiyoz mu metabolik bir hadise mi ayırmada zaten CRP yüksekliği varken hani bir sebebi ayırmada prokalsitonin elimize gerçekten çok güçlü bir belirteç olarak duruyor. Hani bu, özellikle maniteli hastalarda çok daha sık kullandığımız daha doğru yönlendirilebilir belirteç. İkinci olarak da romatoid artrit gibi romatizmal hastalıklarda inflamasyon baskılayıcı, tosilizumab veyahut da diğer monoklonal ajanlardan sonra baskılanan CRP düzeyleri bir enfeksiyoz süreci bize düşündürmezken bu hastalarda yine prokalsitonin etkilemediği için bizi yine enfeksiyoz süreçleri, septik süreçlere daha yönlendiriyor. Daha iyi takip edebiliyoruz, evet. Bu katkımı sormak istediğim soruysa şu hocam. Prokalsitonin düzeyi sizin de belirttiğiniz üzere bizde sepsisin ciddiyetini de belirtiyor. Yani enfeksiyoz sürecinin ciddiyetini de belirtiyor. Klinik olarak, klinik tecrübenizde sizin bir cut-off değeriniz var mıdır? Prokalsitonize 2 iken ben ceftriaksona başlayayım misal veyahut 15-18 meropenem'e geçeyim gibi bir cut-off değeriniz var mıdır sizin bu durumda kullandığınız? Ben bu sorun için bu yoğun bakımda bunu yoğun olarak kullanan ve çok geniş bir hasta popülasyonunda denemiş olan Başar Hocam'dan fikir almak istiyorum. Hocam böyle bir cut-off değeri sizde oluştu mu? Biz... henüz o kadar çok, hele de COVID-19 döneminde o kadar çok sepsis hastasında henüz denemedik. Bununla ilgili bir şey oluşacak kadar kafamızda. Ama Başar Hocam'ın bu konuda çok ciddi bir deneyimi olduğunu hepimiz biliyoruz. Çok teşekkürler. Şimdi tabii biz özellikle bu prokalsitonini sanıyorum 7-8 yıldan beri aslında kullandığımız ve hasta yönetiminde, takiminde kullandığımız parametreyken özellikle son 2-3 yılda daha çok hani yaygın kullanıma geçti. Yani biz daha 7-8 yıl öncesinden aslında prokalsitoninle takip edelim hastaları diyorduk. Ama o zaman birçok branş hatta infeksiyon hastalıkları yanaşmıyordu. Ama süreç içinde prokalsitonin ne kadar önemli olduğunu özellikle COVID salgınlarında antibiyotik başlayacak mıyız, başlamayacak mıyız? Ona prokalsitoninle karar verdik. Şimdi bu prokalsitoninin 2 ile 5 arasındaki değerlerini tabii kişilere göre değişmekle birlikte eğer ek patolojiler yoksa bakteriyel enfeksiyon değine kullanabiliriz ama bunun prognostik değerini komple birlikte hasta kliniği, CRP, albümin ve enfeksiyon akut faz reaktanlarıyla birlikte hep açıdan akut faz reaktanlarıyla birlikte değerlendirmek mantıklı. Şöyle bir şey yok yalnız Ahmet, o konu yok. Yani bu prokalsitonin çok yüksek o halde hasta çok ağır. Öyle bir şey yok. Bir bakıyorsun hastanın prokalsitonin değeri çok fazla ama daha düşük olan kişi daha ağır olabiliyor. Demek ki vücudun cevabını tek bir şeyle algılayamıyoruz. Oradan çıkıyor bu sonuç. Nitekim BNP'de de böyle bir şey yaşamıştık. BNP'de de mesela vücudun yanıtını değerlendirirken mesela BNP ne kadar yüksekse o kadar tablo korelasyon gösteriyor. Öyle yok. Öyle bir şey değil. Dolayısıyla
Her yani burada yine hep size söylediğim tabii derslerden 2 kere 2 4 olmadığı için insan vücudu aynı rakam cevabını vermez. Rakam o yüzden ne oluşturuyoruz? Cut-off değeri oluşturuyoruz. Yani bizim için 2-5'in aralığının üzerinde olan yoğun bakım grubu hastalarda bunun artık daha ciddi bir enfeksiyon olduğunu kabul ediyoruz. Ama yükseldikçe de prognostik değerinin de buna göre değiştiğini kabul edebiliriz. Korelasyon olmadığını tekrarlayayım. Yani ne kadar yüksekse o kadar kötü. Öyle değil. Sadece cut-off'umuz var. Çok teşekkür ediyorum Başar Hocam değerli katkılarınızdan dolayı. Başka katkı soru var mı sınıftan? Bugün bu saate kadar bizleri böyle dinlediğiniz için ben de içimden gelerek size bir hediye sunmak istiyorum. Ama soru soracağım. Bugün acil tıp uzmanlığına 16 Ekim biliyorsunuz. Bugün itibariyle yani bugün asistan olan var mı 16 Ekim'de? Acil tıp için asistanlığa başlayan var mı? Tarih olarak uzman olan var mı? 16 Ekim mi? Peki bugün doğan var mı? Doğum günü bugün olan var mı? Evlilik kimdir? Bir ayağa kalkabilir misiniz rica ederim? Mikrofon verebilir misiniz? Hocam evlilik yıl dönümünü bilen bir erkeğe rastladık. Bence hemen ödül verelim. Daha fazla bir şey sormaya gerek yok. Hocam yani bayanlar da doğsaydı. bakalım belki bir şey isteyeceğim hocam. Kendinizi tanıtır mısınız? Doktor İbrahim Aydın, Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği'nde asistanım. Evet, bugün evlendiniz. Maşallah. Evlenip cüzdanınız var mı yanınızda? Yanımda yok hocam. Yok. 7 sene oldu ama. Ama bize ibraz edeceksiniz değil mi? Tabii ki hocam. Daha evlisiniz yani, ayrılmadınız. Çok şükür. İnşallah. Uzun evlilikler diliyorum inşallah. Amin. Ömrü sonuna kadar. Ben de burada başkanımız burada, başkan yardımcımız da burada. Onlara sığınarak şunu demek istiyorum. İbrahim hocam, Atüder'in 2022 yılında yurt dışında yapacağı ilk aktiviteyi sizi sponsor olarak götürecektir. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Evet. Hayırlı olsun. Bize ulaşabilirsiniz. Çok güzel Zeynep bir hocam? Ödül ve dediğim gibi İbrahim bu ödülü fazlasıyla hak ediyor. Çok sağ olun. Başar hocam. Ödülünü hatırlayan bir erkek olarak. Evet Başar hocam da okey diyor. bir tane de çekeyim. Yok. Evet. Yoruldunuz biliyorum. Şimdi. Sayın Başkanım ben sahneden ineyim mi? Yok sahne sizi seviyor, size sahneye yakışıyorsunuz hocam. Teşekkür ediyorum. Evet ben tabii ki hocam lütfen. Ben, değerli arkadaşlar Zeynep hocama çok teşekkür ediyoruz. Bu sunumu yapan Zeynep hocama çok teşekkür ediyoruz. Bu oturumun yapılmasında katkı sunan Roche firmasına kendilerine teşekkür ediyoruz. Buradalar mı bilmiyorum. Burada olsalardı onlara da bir hediye verdirecektik ama o burada mısınız? Bir ayağa kalkabilir misiniz? Tamam. Çok güzel. Evet. Bak ben şimdi hediyeden bahsedeceğim de korktular yani. Yok bir şey yok. Siz de bizleri dinlediğiniz için size de çok teşekkür ediyoruz. Hediyenizi başka bir zamana çekeceğiz. Oturumu kapatıyoruz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. To improve recognition of early sepsis at the ED and develop novel therapy for patients with sepsis. In this presentation, I will share you some results of preclinical research. Still closer? Yeah, okay, thanks. So I will share you results from a preclinical research. It's very fundamental, so in contrast to some of the other talks we saw, in which we identified the molecular mechanisms that we think that lead to organ failure in sepsis. So why sepsis? Well, sepsis is a very common disease. The Global Burden of Disease study estimated that it's the most common cause of death worldwide. And annually, around 50 million people per year are affected by sepsis. And these estimates are from 2017, meaning that it's even before the COVID-19 pandemic. So numbers are even higher. Approximately 1 in 4 to 1 in 5 cases is fatal, which means that every 4 seconds someone dies of sepsis somewhere in the world. 2% of all hospital admissions are because of sepsis. So something that we see very commonly, and is unfortunately in all around the world
still has a high mortality rate. However, the exact mechanisms that lead to organ failure remain not precisely known. Although we do appreciate that sepsis is caused by an infection, which might be a bacteria, a virus, or another pathogen, we do not understand why some people develop organ failure and other people do not. So that's the main question. And here in this talk, I will focus on the role of the mitochondrion, so our cellular powerhouses responsible for maintaining cellular homeostasis by producing our energy in the form of ATP. And at the same moment, these mitochondria always produce a bit of some small amount of free radicals that are toxic to the cells. The reason that I'm interested in mitochondria and sepsis is based on this paper and also other papers demonstrating that there is an association between biomarkers for mitochondrial failure and outcome in sepsis. And in this study, they measured the mitochondrial membrane potential in platelets in patients admitted to the ICU because of sepsis. And as you can see, upon admission in patients with sepsis, both survivors and non-survivors, the mitochondrial membrane potential was lower as compared to patients without sepsis, the control. And in patients who survived sepsis, during follow-up, the mitochondrial membrane potential was restored. Well, similar data is available from muscle biopsies from patients with sepsis at the ICU, demonstrating that there is an association between mitochondrial failure and outcome in sepsis. If you look into preclinical studies in mice, we found this data published in 2015 by another group, not me. They demonstrated that if you induce sepsis in mice and you investigate mitochondrial damage by looking at the mitochondrial DNA in muscles, that there was persisting mitochondrial DNA damage in sepsis. And you can see it here in the graph. And what they did is they performed this gel electrophoresis. They amplified part of the mitochondrial DNA. Under normal circumstances, it should give one bend, as you can see in the control groups. But in the septic mice, you see this smear, which means that the mitochondrial DNA is damaged, it's fragmented. And we were wondering whether this also occurs in humans or whether this is something specific to animals. So what we did is that we took renal biopsies from patients with sepsis. And because it's ethically unacceptable to do it at the ED, we had to use biopsies from patients who died of sepsis. And we took these biopsies within 30 minutes post-mortem. And as control tissue, we had a piece of healthy tissue that was removed during a nephrectomy from patients with a renal cell carcinoma. If you look at these biopsies, you can see that there are increased signs of oxidation of mitochondrial DNA. And the oxidation is shown in panel D, where you can see the brown staining, and this brown is oxidized DNA. You can see the same if you look in panel M, the 8-oxo-G, which is also oxidation of DNA. And this oxidation is the first step, damage due to free radicals that could lead to damage to the DNA. It might be that free radicals derived from mitochondrial failure lead to oxidation of DNA. In the same biopsies, we also investigated DNA damage. And if you look at the right-hand corner, you can see that in the control we have nice bends, but these upper bends disappear in patients with sepsis, which is a clear sign of mitochondrial DNA damage. We investigated several markers associated with mitochondrial DNA repair, that are termed together the mitochondrial quality control. And we found that these were actually reduced in expression. So even though patients with sepsis have increased signs of mitochondrial DNA damage in the kidney, there's no or even downregulation of repair programs in the kidney. And ultimately, we demonstrated that that it leads to a reduced mitochondrial mass that we measured using the mitochondrial DNA copy number in the kidney. So the next question was, now that we know that on the one hand, sepsis is associated with increased biomarkers for mitochondrial dysfunction, mitochondrial dysfunction is associated with poor survival, and we have direct evidence for mitochondrial damage in the kidney, what causes this mitochondrial dysfunction? So we moved to preclinical models, and here we used endothelial cells. Endothelial cells derived from human umbilical cords, so it's a human cell model. What we did is that we used LPS to stimulate the cells and to mimic sepsis.
And the first question was, does it lead to mitochondrial dysfunction? And if so, does it depend on uptake of this endotoxin? And if, as you can see in the fluorescent images, you see that the green, the LPS, is taken up in the cells, and it co-localized with TOM20, which are mitochondria. So it seems that this LPS is taken up and transported to mitochondria. If we block endocytosis using dinosaur or SSO, which is a fatty acid transporter, the lower one, the lower two rows, there you see a reduced uptake of LPS. In the right-hand corner, you can see the mitochondrial membrane potential that decreases as soon as we give the cells LPS, and LPS is in the red bar, the blue bars are control, and you see a massive rise in reactive oxygen species as soon as you stimulate cells with LPS. Both of these effects could be prevented if we blocked endocytosis by dinosaur. The next question was, are mitochondria relevant for the induction of cellular stress? So what we did is that we depleted endothelial cells from mitochondria. So we had endothelial cells without mitochondria, and we gave them endotoxin again. And here you can see the mitochondrial membrane potential, JC1. It remained stable. It was unaffected by LPS in these cells. But also we did not see a rise in a reactive oxygen species. So it seems that indeed mitochondria are relevant for the induction of stress. And if you look at endothelial leakage, which is shown by albumin leakage over an endothelial barrier, you can see that if you give LPS to the cells, that it leaks over the endothelial cell barrier. But if you have endothelial cells without mitochondria, then these endothelial cells are resistant against injury induced by LPS because there's no albumin leakage over this endothelial cell barrier. So then we dive further into this matter. For those who might not use their biochemical knowledge on a daily basis, I've shown here the electron transport chain in the mitochondria. And what we did here is that we identified the position, the place in the electron transport chain where LPS leads to damage. And you can see that using the substrates for complex 1, 2, and 3, we have a reduced oxygen consumption that's shown in the graph. But if we bypass cytochrome C, complex 3 and cytochrome C, then we don't see any effects of LPS, meaning that the injury induced by LPS is around complex 3 or cytochrome C. It's between complex 2 and complex 4. And that's what you can see in the graphs here. Using isolated cytochrome C, we demonstrated that LPS actually binds cytochrome C. And we also demonstrated that LPS oxidizes cytochrome C after this direct binding. And now we come to the next question, which is this relevant and does it lead to mitochondrial dysfunction and can we prevent it? So we demonstrated that LPS is taken up in cells. It leads, it's transported towards mitochondria. Within mitochondria, it oxidizes cytochrome C. So the next question is, can we prevent it? Which means, can we reduce cytochrome C and thereby prevent the injury induced by LPS? Hydrogen sulfide, well known for its toxicity if you are exposed to it in increased levels, we also produce it endogenously in our body in very low levels. And hydrogen sulfide is a very important molecule in our body. It has anti-inflammatory properties, antioxidant properties, and in very low levels you also use it to produce ATP. So it's an alternative electron donor in contrast to, for example, glutamate and malate that are derived from glucose. That donates our electrons in the electron transport chain and ultimately stimulates ATP production. For this experiment, it's relevant that hydrogen sulfide is also a reductor of cytochrome C. And in the line graph on the right upper hand corner, you can see that if we incubate cytochrome C with LPS, you see this peak arising, which means that there is oxidation of cytochrome C. And if we give hydrogen sulfide using the GYY compound, we can prevent oxidation of cytochrome C. Okay, so this is very molecular. What does it mean for a whole organism and might it mean for humans? If we induce sepsis in mice, we can also see in the kidney that there's localization of LPS in the kidney, that you can see here in the microscopy images.
In the kidney, it co-localizes with mitochondria. So also in the mouse, after induction of sepsis by ligating and puncturing the cecum, you have translocation of LPS from the gut into the kidney and uptake in mitochondria. Of course, this leads to an increased level of IL-6, a reduction in membrane potential as measured by JC1, and an increase in urea, indicative of acute kidney injury. If you pre-treat these animals with hydrogen sulfide donor GYY, you can see that there was no increases in IL-6, it maintained mitochondrial membrane potential, and it also prevented acute kidney injury. So, if we then conclude, and we go from mechanisms that induce organ failure to potential strategies to improve outcome, I demonstrated that, of course, it's important to improve early recognition as all kinds of pathogens could lead to organ failure in an infection and thereby induce sepsis. It's important to, of course, rationally use antibiotics and thereby prevent resistance. What I demonstrated here is one of the key mechanisms that lead to organ failure in sepsis, namely that endocytosis of bacterial endotoxins, as we demonstrated in mice, to occur and in cells, leads to mitochondrial dysfunction. So these endotoxins are taken up by the cells, are translocated to mitochondria, and there directly interact with cytochrome C. I demonstrated that hydrogen sulfide, but also other antioxidants, can prevent oxidation of cytochrome C, and thereby also prevent mitochondrial damage and organ failure in sepsis. And ultimately, oxidation of mitochondrial DNA damage that leads to damage, also damage to the mitochondrial DNA, might be an explanation for the poor long-term outcome of patients who had sepsis. And with that, I would like to end. I would like to thank you for your attention and welcome to answer any questions. Thank you, Dr. Bauma. Is there any questions for Dr. Bauma? I want to talk a little, if you allow me. Thank you for your nice presentation. And we all know that COVID-19 sepsis is also related by mitochondrial destruction. And it seems that mitochondrial destruction is related by organ dysfunction in COVID-19 also. And you better know than me, I think. So this area is will be a hot topic in next days, I think. Thank you, Doctor. Yeah, thank you. Now, for the second lecture, Dr. Umut Ocak from Bursa, Turkey. Dear Chair and dear the colleagues, I'm Dr. Umut Ocak from Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital. Good evening to all. At first, I would like to thank EPAD and the president of EPAD, Professor Dr. Bashar Jander, for having me here.
you know, all the emergency physicians know stroke very well. So today we're going to go over acute ischemic stroke as quickly as possible. And there's nothing to declare. And the presentation content is as shown. And stroke has been defined as an episode of neurological dysfunction caused by focal, cerebral, spinal, or retinal infarction or hemorrhage lasting more than 24 hours or for any duration with evidence of focal infarction or hemorrhage associated with the symptoms. And stroke is a life-threatening disorder and remains a major cause of long-term disability and mortality despite recent advances in both the diagnosis and management strategies. Provision of appropriate care to the patients suffering acute ischemic stroke requires a multidisciplinary approach given the well-established relation of timely and accurate management on post-stroke outcomes. The etiology of ischemic stroke is due to either a thrombotic or embolic event that causes a decrease in blood flow to the brain. In a thrombotic event, the blood flow to the brain is obstructed within the blood vessel due to dysfunction within the vessel itself. Usually secondary to atherosclerotic disease, arterial dissection, fibromuscular dysplasia, or inflammatory condition. In an embolic event, debris from elsewhere in the body blocks blood flow through the affected vessel. The etiology of stroke affects both prognosis and outcomes. Stroke is the second leading cause of death and disability worldwide beyond ischemic heart disease. And unfortunately, stroke is responsible for 10% of all deaths worldwide. And age, sex, geography, ethnicity, and socioeconomic status have considerable influence on stroke incidence and prevalence. And patients typically present with sudden onset of a focal neurologic deficit, and the most common findings of physical examination are unilateral weakness and speech disturbance. Patients with suspected acute stroke should have a rapid initial evaluation for airway, breathing, and circulation. A neurological examination should be conducted to determine focal neurological deficits and assess stroke severity. A standardized stroke scale should be used, such as the National Institutes of Health Stroke Scale, and assessment in the acute phase should include heart rate and rhythm, blood pressure, temperature, oxygen saturation, hydration status, and presence of seizure activity. Acute blood work should be conducted as part of the initial evaluation. And the National Institute of Health Stroke Scale is most commonly used to measure the severity of the stroke and has 11 categories and a score that ranges from 0 to 42. This evaluation yields a NIHSS score ranging between 0, means no obvious deficit, and 42, means tetraplegia and deep coma, which determines stroke severity as mild stroke when the score is below 8. A moderate stroke when the score is from 9 to 15, and severe stroke when the score is greater than 16. The stroke scale should be performed in the order listed, and each score is based on the patient's action on the exam, and it is not a prediction of what the patient can do. And with the use of NIHSS, level of consciousness, language, extraocular movements, and exactra are evaluated within minutes. And differentials include complicated migraines, drug toxicity, and hypoglycemia, hyperglycemia, seizure, syncope, and exactra. So what should emergency physician do during the management phase, acute management phase of stroke? First, we should identify signs and symptoms of possible acute ischemic stroke and we should activate emergency response if needed. So critical emergency medicine assessments and actions are, first, one, support ABC,
2, perform pre-hospital stroke assessment. 3, establish time of symptom onset. 4, triage to stroke center. 5, alert hospital. 6, check glucose if possible. And immediate general assessment and stabilizations are 1, assess ABCs again and vital signs also, and provide oxygen if hypoxemia, if the patient is hypoxemic, and obtain IV access and perform laboratory assessments, and check glucose at rate if indicated, and perform neurological screening assessment, and activate stroke team and order emergency CT scan or MRI of brain and obtain 12-lead EKG. And immediate neurological assessment by stroke team or designee, a first review patient history, establish time of symptom onset or last known normal, and 3, perform neurological examination NIH stroke score. In patients who probably have acute ischemic stroke, imaging is a crucial part of both the diagnosis and management, and CT has excellent sensitivity to recent hemorrhage and is generally adequate as initial imaging, whereas its sensitivity to recent ischemia is poor, and particularly if the ischemia is small and restricted to the posterior fossa. And all patients with suspected acute stroke should undergo brain imaging with non-contrast CT or MR. And all patients with suspected acute ischemic stroke who arrive within 4.5 hours and are potentially eligible for intravenous thrombolysis should undergo immediate brain imaging with CT without delay to determine eligibility for thrombolysis. And all patients with suspected acute ischemic stroke who arrive within 6 hours and are potentially eligible for endovascular thrombectomy should undergo immediate brain imaging with CT and CTA without delay. Resultantly, all patients with suspected acute ischemic stroke should receive a CAT scan in order to exclude intracranial hemorrhage. So given the benefit of intravenous alteplase as time dependent, patients are recommended to undergo a CT within 20 minutes upon arrival in order to determine potential indications for IV thrombolysis. Of note, although signs of early ischemic changes, such as hypoattenuation of damaged brain parenchyma, insular ribbon sign, hyperdense MCA sign are well accepted. Early ischemic changes on CT can be graded using the ASPECTS, a quantitative scoring system that gives point for 10 different MCA territories as shown. The total ASPECTS score ranges between 10 indicating normal CT and 0 indicating complete MCA infarction, as it is calculated by subtracting 1.4 every ischemic region. And aspects of 7 points and below has been indicated as a predictor of poor clinical outcome. And generally, it has been used as an inclusion criterion in acute ischemic stroke and the vascular trials, which included patients with relatively small core infarct in aspect of 6 to 10. CT alone is therefore insufficient in some patients to make a decision on treatment strategy. Specifically, the 2019 guidelines for the early management of acute ischemic stroke recommend CTA with CTP or MRA with diffusion MRI with or without MR perfusion for certain patients. Next step after CT should be CTA for detecting large vessel occlusion, as poor recanalization rates with IV thrombolytic therapy alone has been reported in the presence of large vessel occlusion, and CTA is useful in detecting eligible patients for mechanical thrombectomy. Importantly, recent evidence suggests that imaging with CTA is not associated with increased risk of acute kidney injury in patients with stroke, and even in those who are known to have chronic nephropathies. Therefore, treatment should not be delayed to obtain creatinine levels prior to CTA due to concerns regarding contrast-induced nephropathy in patients with acute ischemic stroke. In patients who present
within the first 6 hours of the onset of symptoms, particularly the gradient equisequences of MRI can be as exact as CT in identifying hyperacute intracerebral hemorrhage. Moreover, based on the evidence showing that patients with abnormal diffusion MRI and normal flare imagings are likely within the first 3 to 4 hours of stroke onset, and MRI can be used to estimate the onset of ischemic incident. Now, the case time, our patient, a 72-year-old female who was admitted to our hospital within the first 2 hours of left-sided hemiparesia, and the CAT scan was unremarkable and ruled out the presence of intracerebral hemorrhage, figure A, and figure B, there's a diffusion MRI and hyperintensity is shown, and low signal intensity on ADC and normal flare, and the thrombus and the right side, right MCA was visible on CTA. The DAWN and DIFFUSE trials have pointed to the benefit of mechanical thrombectomy in stroke patients who present beyond the accepted time limits and who are selected based on specific criteria on CT or MRP studies. Accordingly, CTA with CTP or MRA with diffusion MRI with or without MRP are recommended for selecting patients with large vessel occlusion for mechanical thrombectomy within 6 to 24 hours of last known well. Now the reperfusion therapies. Since the first publication of guidelines for acute ischemic stroke, many changes in the evidence-based treatment recommendations have been made and included into the American Heart Association and American Stroke Association-based updates. For many years, the administration of tissue plasminogen activator alteplase has been the gold standard treatment. And since the benefit of therapy is time-dependent, treatment should not delay for additional neuroimaging and should be initiated urgently. And a recent meta-analysis evaluating the association of cerebral microbleeds and the risk of ICH after IV alteplase treatment showed that ICH is more common in patients with baseline cerebral microbleeds. Now, contraindications for medical thrombolysis with IV alteplases are as shown. And other intravenous fibrinolytics, and tenecteplase, a genetically modified variant of alteplase with greater fibrin specificity, demonstrated lower hemorrhagic complications in previous trials of acute myocardial infarction, but better functional outcomes were achieved with IV tenecteplase. Although there are studies regarding IV streptokinase or desmoteplase usage, no difference in functional outcomes was observed after the administration of IV streptokinase within 6 hours or desmetoplase within 3 to 9 hours after acute ischemic stroke compared to placebo-treated patients. For years, IV alteplase has been the treatment of choice in acute ischemic stroke patients. However, it has limitations such as narrow therapeutics time window and contraindications. So, mechanical thrombectomy was initially proposed as an adjunctive therapy for IVT. However, randomized controlled trials have proven the superiority of mechanical thrombectomy over standard medical management alone after acute ischemic stroke due to large vessel occlusion. The aim of mechanical thrombectomy is to achieve recanalization and reperfusion. Therefore, door-to-grain puncture time is highly important. Since trials have revealed that disability outcomes are directly associated with the time from symptom onset to arterial puncture, any cause for delay to mechanical thrombectomy, like observing for a clinical response after IVT, should therefore be avoided.
Importantly, in 2019 guideline, pretreatment with IV alteplase recommendation has been removed. And the advances in device technology have significantly improved the speed and efficacy of recanalization. Here we see some of the randomized control trials on mechanical thrombectomy and general standard of care. So, watch it up. Blood pressure management. Low blood pressure levels may cause loss of penumbra, and high blood pressure levels may increase the risk of intracranial hemorrhage. So, what should optimal blood pressure range be? Guideline has recommended the maintenance of blood pressure levels below 185 over 110 in patients who will receive reperfusion therapies either with IVT or mechanical thrombectomy. On the other side, in patients with blood pressure over 220 over 120, who will not undergo IV alteplase or mechanical thrombectomy and have no comorbid conditions requiring acute antihypertensive treatment. Lowering blood pressure by 15% during the first 24 hours after the onset of acute ischemic stroke is recommended. And recommended first-line antihypertensive drugs are labetalol, nicardipine, and clavulanate, and alternatively nitroprusside and hydralazine and enalaprilate can be considered for selected patients. Including decreased reperfusion rates, infarct expansion, poor neurological recovery, and death, hyperglycemia is commonly targeted during the management of acute ischemic stroke. So hypo or hyperglycemia should be avoided and treated accordingly in patients with acute ischemic stroke. And for body temperature management, avoidance from both hypo and hyperthermia, maintaining normothermia are recommended. And hypoxia is an important cause of injury during acute ischemic stroke. And although oxygen supplement seems a reasonable approach to prevent hypoxia and supply penumbra oxygenization, and excessive oxygen may cause respiratory compromise and vasoconstriction, therefore leading to worse outcome. On the other hand, hyperoxygenization was not associated with either increased complication rates or better neurological outcomes after acute ischemic stroke. And current guidelines recommend close monitoring of acute ischemic stroke patients to keep oxygen saturation above 94%, and routine oxygen supplementation is therefore not recommended in cases with oxygen saturation above or equal to 94% spontaneously. Hyperbaric oxygen therapy is only recommended exclusively for strokes due to air emboli. Seizures after stroke occur in a wide range, and currently there are no evidence-based guidelines available regarding the prophylaxis or medical management of post-stroke early seizures, late seizures, and post-stroke epilepsy. And besides treating all recurrent seizures with an anti-epileptic drug, regardless of the etiology, is recommended. And current guideline for anticoagulation, current guidelines recommend the administration of aspirin within the first 24 to 48 hours of acute ischemic stroke and administering alternative antiplatelet agents in patients with a contraindications to aspirin. In addition, administration of dual antiplatelet therapy with aspirin and clopidogrel started within 24 hours after acute ischemic stroke. Onset is recommended for patients who present with a non-cardioembolic acute ischemic stroke with NIHSS score below equal 3 and who did not receive IVT. So how about management of cerebral edema and increased intracranial pressure? And brain swelling and edema formation after
cerebral ischemia remains the major cause of death in patients with large infarctions, despite the advances in overall management of acute ischemic stroke. And patients with severe brain edema showed higher baseline scores, more often early infarct signs on admission CT, greater hypodensity volume, and higher frequency of symptomatic hemorrhagic transformation on the follow-up CT, higher mortality. As expected, particularly younger patients are more prone to neurological worsening due to fatal brain edema than older patients who have cerebral atrophy. So the initial general management of increased intracranial pressure after acute ischemic stroke includes elevation of the head end of the bed in an attempt to improve venous drainage. Additionally, factors that increase intracranial pressure such as hypoxia, hypercapnia, hyperthermia, hyperglycemia, and antihypertensive drugs, particularly those that can cause cerebral vasodilation, should be avoided. And current guidelines aiming at reducing cerebral edema and intracranial pressure in stroke patients recommend the use of asthmatic therapy with mannitol or hypertonic saline for patients with clinical deterioration from brain swelling associated with cerebral infarction. Today, hyperventilation is not recommended as well, and except for brief periods of moderate hyperventilation for patients with acute neurological deterioration due to brain swelling prior to a more definitive therapy. So, how about emerging new treatment strategies? For stem cell, more research is needed. And for transcranial MRI-guided high-intensity focused ultrasound, thrombolysis is a new technology that is still evolving. And the larger scale of patient-based clinical studies is needed. So, conclusion. Ischemic stroke is a life-threatening disorder requiring accurate and rapid diagnosis followed by proper management, and both the management and prevention strategies have undergone considerable modifications during recent years, and utilization of endovascular techniques and extension of therapeutic time window are probably the most exciting advances in acute ischemic stroke. And provision of adequate reflection of these advances to the field requires a multidisciplinary team approach in stroke care, including pre-hospital healthcare providers, emergency medicine physicians, neurologists, neurosurgeons, and anesthesiologists and radiologists. A current knowledge regarding acute ischemic stroke underlines the prominence of appropriate application of available treatments in achieving favorable outcomes of patients with acute ischemic stroke. On this regard, barriers to achieving effective pre-hospital and in-hospital stroke care, as well as care during post-stroke recovery, should be considered in low and middle-income countries, thereby proposing alternative strategies which have applicability in these areas. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Ocak. Is there any questions? Thank you, doctor. And I want to invite for last speech Dr. Bruno Megerbain from Paris, France, to talk about management of cardiotoxicated patients and indications for ECMO. So, good afternoon, everybody. I would like first to thank the organizers for having invited me
to talk about poisonings. I'm very pleased to be with you, and we'll discuss the management of cardiotoxicant poisonings and see what are the indications of ECMO. I have no conflict of interest. So as you may know, cardiotoxicant poisonings are relatively rare. They represent, based on the data from the American Poison Control Centers, the seventh cause of exposures, but unfortunately, the second cause of deaths. Of course, by cardiotoxicant, we do not only mean cardiovascular pharmaceutical drugs, but also different compounds able to intoxicate the heart. One important issue with cardiotoxicant is the ingested dose. You see here, there is a quite good parallelism between the ingested dose of ajmalin and the resulting toxicity with the onset of cardiac arrest. So the inter-individual variability with cardiotoxicant is very limited, in contrast, of course, to psychotropic drugs. So what is the strategy to manage cardiovascular failure related to drugs? First of all, you have to establish the shock. This is not so obvious because all these drugs are able to reduce the blood pressure, which is their function, but that does not mean that the patient is in shock. Then you have to determine the mechanism of the shock to define the optimal treatment, and in some very selected cases, to discuss if the shock is refractory to conventional therapies, some exceptional treatments. So, how to establish that the patient is in shock? You have to use the same definitions as in the septic shock, for instance. So you have to rely on the reduction in blood pressure, but also you have to identify some impairment at the microcirculation, meaning that you have to use clinical and physical examination, but also ask for some biomarkers, including lactate. You have to be aware that blood lactate concentration is not a good indicator of organ failure with beta blocker poisoning. You see here on that slide that almost half of our beta blocker poison patients who died effectively have normal lactate concentrations at any time of their management, despite the severity of poisoning. Because, of course, beta blockers will block the production of lactate. Once you establish the shock, you have, of course, to determine its mechanism. Is it a cardiogenic shock, a vasoplegic shock? So you have to measure the cardiac index, and you have to use the devices that you are used to. Of course, echocardiography should be one major device. When you normalize the preload parameters, then you can measure the cardiac index and differentiate peripheral versus cardiogenic failure. Then once you have determined the mechanism, you have to go to conventional supportive therapy. Of course, you will provide fluids, adequate catecholamines in case of ventricular tachycardia or fibrillation. You have, of course, to defibrillate. You have to infuse magnesium. And rapidly, if required, you have to intubate and mechanically ventilate the patients, although the indication of tracheal intubation is not based on this Glasgow coma score only, but on the severity of collapse. Of course, as is any poisoning, you have to discuss GI decontamination. Unfortunately, majority of the patients will come to the emergency department or to the ICU
more than 2 hours after the exposure. So activated charcoal and gastric lavage have limited interest. Although there are increasing number of low sustained formulations of cardiotoxicants, so you can repeat activated charcoal, especially in the ICU when the patient is intubated. Hemodialysis has also limited interest because all the cardiotoxicants have elevated protein binding rates and high distribution volumes. So you cannot remove them by hemodialysis. So rapidly, once you administer the usual supportive care, you have to discuss antidotes. That is the specific aspect of poisoning management. For beta blockers, you have to discuss in that order. First, dobutamine or isoprenaline. Then, if failing, you go to glucagon or high-dose insulin. And then you go to epinephrine and discuss ECMO if required. For calcium channel blocker, you have first to discuss calcium chloride or any calcium salts by intravenous route. Then rapidly go to high-dose insulin. You see that the doses of insulin are very elevated, 1 unit per kilo IV bolus, followed by 1 to 10 unit per kilo per hour infusion. So, of course, you have not to be afraid because you know that calcium channel blockers will induce an hyperglycemia because there is a reduction in insulin production by the pancreas. Then you go to vasopressors, epinephrine or norepinephrine, and you may try methylene blue in the most severe cases of vasoplegia. For sodium channel blocker poisonings, first infuse sodium bicarbonate in case of enlargement of QRS, and then go to epinephrine. For cardioglycoside, which is now only represented by dioxin, try first atropine in case of bradycardia and then move rapidly to antidigoxin FAB fragments. So these are the conventional treatments. Of course, as you may see, you require sometimes some advices from a clinical toxicologist. But in some cases, the patient situation will be refractory to all these therapies. And you have to discuss exceptional treatments, and I enumerated 3 kinds of treatment: lipid emulsion, veno-arterial ECMO, and albumin dialysis. So first, let's discuss about lipid emulsion. By analogy to the management of anesthetic, of local anesthetic overdose in the operating room, you can infuse lipid emulsion that will, as a lipid sink, alterate the tissue distribution of the toxicant. But this is only hypothetical. The evidence is relatively low quality. Anyway, the advantage of this treatment is it's easy, its easiness, and you have just to infuse intralipid with the dose regimen written on the slide. However, as you may know, the American and European guidelines about lipid emulsion are neutral. The specialist cannot recommend you to give intralipid and cannot not recommend you to give intralipid. So it's only your advice, your opinion. Anyway, do not administer intralipid rapidly, just in patients who fail to respond to conventional therapies, because you may decrease the exact effect of the usual treatments if you administer the lipid emulsion too early. So only give it when immediate threat to life exists, when other therapies have proven ineffective,
or maybe while waiting for ECMO implementation. Because probably the good alternative for this refractoriness situation is ECMO. So what is ECMO? I mean, of course, veno arterial ECMO. It's a device that may take over heart function until recovery can occur by minimizing myocardial work, improving organ oxygenation and vascularization, and of course maintaining the liver metabolism and the renal and biliary elimination of the toxicant. So of course there are several mistakes or risks. The first one is to implement ECMO too late while the patient presents already multi-organ failure or anoxic brain injury. The other risk is to implement ECMO too early, while probably if you have taken advice from a clinical toxicologist, you may have used antidotes with adequate dose regimens, and that could have allowed you not to implement the ECMO. So there are, in practical, two possibilities, either to transfer immediately the patient to the surgery department or to call for an ECMO team and to implement the ECMO on site. In our ICU, which is specialized in toxicology, but in our hospital devoid of cardiac surgery, we developed ECMO by ourselves. We are able to implement ECMO either by short surgery or even percutaneously more frequently now. And of course, once the patient is cannulated, as you see on this slide, we can he can recover a better cardiac flow and oxygenation. You have to implement a superficial femoral shunt to infuse the cannulated limb. Of course, sometimes the patients are transferred to ICU under cardiac massage, so all these techniques should be available and performed very rapidly. Rapidly, as you see, the patient will improve and his spontaneous cardiac rhythm will be better, and we will change an ineffective blood pressure, spontaneous blood pressure, to continuous non-pulsatile cardiac flow with a continuous mean blood pressure without pulsatility. Of course, the patient will be managed as any other one in the ICU with adapted protective mechanical ventilation, temperature control, monitoring of the cannulated lower limb, EEG to evaluate the neurological consequences, efficient anticoagulation, and catecholamines to maintain a blood pressure of 65 millimeter of mercury, and dobutamine to facilitate left ventricular discharge. Unfortunately, the technique could have some complications. That's why you have to indicate it in very selected patients only. Unfortunately, today there are no definitive evaluation, only studies showing benefits on some clinical parameters, but there's no really demonstration of if its effectiveness to improve a survival rate. The third technique is albumin dialysis. This could be proposed as shown on this slide in refractory vasoplegic shocks, mainly with calcium channel blockers. But even these few clinical cases suggest benefit from this technique to enhance the toxicant elimination. There are no definitive proof about this effectiveness. So here also, only perform this technique in case of and with a good evaluation. So in conclusion, shock and arrhythmias following poisonings with cardiotoxicants may lead to life-threatening symptoms and death.
adequate monitoring of severity and assessment of prognosticators are mandatory to improve patient management. Treatment is mainly supportive. Of course, administration of antidotes may be life-saving despite the absence of high level of evidence. And in some refractory situations, please consider either lipid emulsion, ECMO, or albumin dialysis. Also, to date, the definitive benefit is still not evaluated, but is probably suggested by the reported clinical cases. Thank you very much. Thank you, Dr. Megerbain. Is there any questions? Thank you so much, Doctor, for sharing your experiences with us. Thank you very much. Thank you. And I want to close the session, and I want to invite you tonight at 9 p.m. we will have a gala night. Günaydın. Hepiniz hoş geldiniz. Toplantı yeter sayısını yakaladığımız için başlayabiliriz. Evet. Hepiniz hoş geldiniz. Kongrelerin kaderi sabah erken, pazar günü sabah erken saatteki ilk dersler. Ama dediğim şekilde konuya müşteri olanlar burada. Biz Türkçe yapacağız. Zaten burada yabancı kimse de olmadığı için Türkçe yapmakta fayda var diye düşündük. Mehmet abiyle konuştuk. Bu oturumda travma ile ilgili, yani travmada yönetimle ilgili onlardan daha ziyade işte son iki senedir hani Türkiye'de yapa geldiğimiz ATLS, ondan sonra PHTLS ile ilgili ne yaptık, neler yapılıyor, bunun mahiyeti nedir, konseptleri nelerdir, bu kursa nasıl dahil olunur, kurs nasıl alınır, kursun amacı nedir, konu içerisinde bir de iki tane şey var belki biraz hani travma ile ilgili olarak. Initial assessments dediğimiz ilk bakı ve değerlendirme, sonra bir de transfer ile ilgili, onlar biraz travma yönetimi ile ilgili ama onun dışındakiler ATLS'in konseptleriyle ilgili olacak. Belki bir kısım katılımcılar yani bunu dinlemek isterler diye düşündük. Ben konu içerisinde çok girişmeyeceğim çünkü zaten arkadaşlarımız gelip burada değerlendirecekler. Bu kursların, eğitimlerin Türkiye'de yapılmasını sağlayan, destek olan başından beri başta Başar abi, Mehmet abi olmak üzere onlara çok teşekkür ediyoruz. Atüder baştan beri maddi ve manevi olarak bu işin altına elini koydu. Şu anda Türkiye'de bu kursların garantörüdür. American College of Surgeon'de de bu kursların koruyucusu olarak, garantörü olarak, atüder olarak görünüyor. Sayfaya girerseniz görürsünüz. Onlara hepsine teşekkür ediyorum. Ve destek veren yönetim kuruluna da çok teşekkür ediyorum. Diğer bir teşekkürü de ilerleyen yaşına demeyeyim ama yani kıdemiyle beraber bizimle gelip ta uzak diyarlarda yemek de yemeden Mehmet abiye hakikaten çok teşekkür ediyorum. Bizi hem yalnız bırakmadı hem orada bize mentorluk yaptı. Çok sağ olun. Ve şimdi buraya gelecek arkadaşlara da büyük bir teşekkür borçluyuz. Çünkü onlar da çoluk çocuklarını bıraktılar. Yurt dışına gittiler. Bu eğitimleri aldılar. Bugüne kadar tek bir kuruş hesabını yapmadan ama ceplerinde çok fazla binlerce de kuruş harcayarak bu kursunu devam ettiriyorlar. Çok güzel bir iletişimleri var. Yani bir aile gibi, ailenin kardeşleri gibiler. O beni çok sevindiriyor. Yani bu eğitim de çok güzel, evet. Ama ondan daha ziyade bu arkadaşların beraber olmaları, ondan sonra kardeş gibi hareket etmeleri, bir gürültü kavga olmadan devam etmeleri, inşallah da öyle devam etsin isteriz. En çok beni heveslendiren, duygulandıran, ondan sonra kuvvet veren, kuvve-i manevi olan şey bunu görüyorum. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Umut ederim Atüder şemsisi altında bu arkadaşlar bu ülkede bu konuyla ilgili olarak çok ciddi şeyler yapacaklar, eğitimler yapacaklar, katkılar sunacaklar. Nitekim sadece ATLS'le sınırlı kalmadılar. Bir ülkenin yıllarca ATLS'ten sonra gelebildiği noktalara bu arkadaşlar
3 ay içerisinde geldiler. Yani hemen işte paramediklere, hemşirelere, ATT'lere yönelik bu kursları da, çünkü o kursun o konseptleri de var, onları başlattılar. Yine o kursun konseptlerinden bir tanesi olan tıp fakültesi öğrencilerine yönelik hemen onu başlattılar, sağ olsunlar. Yine bu kursun halka yönelik bazı şeyleri var, adımları var, onu başlattılar. Farklı STK'larla işbirliği şimdi yapacaklar. İstanbul'da belediyelerle, farklı STK'larla halka yönelik bu kursun şeyleri de var, adımları var. Onları yapacaklar. Yani tekrarlamış olacağım ama birçok ülkede bu kursun başladıktan sonra, yıllar sonra geldiği noktaya bu arkadaşlar 3 ay içerisinde geldiler. Tamamen onların gayretleriyle oldu. Hiçbir şey talep etmeden, yüksünmeden, sağ olsunlar, gece gündüz. Çünkü gerçekten çok ağır bir kurs. Yani katılanlar şimdi görecekler. Katıldıkları zaman görecekler. Sabah saat 7, akşam saat 7. Non-stop 12 saat devam eden kurslar. 5 gün. Çok yorucu. Benim hayatımda, bilmiyorum Mehmet, siz de öyle misiniz? Yani diyorum ki acaba tıp fakültesinde böyle çalışsaydım ya da TUS'a böyle çalışsaydım kaç puan alırdım? Hiç böyle bir şey görmemiştim. Bir de yaşımız da ilerleyince daha zor oluyor. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sözü Mehmet abiye bırakıyorum. Peki hocam, çok teşekkür ederim öncelikle Sayın Başkanım. Yani pazar günü bu erken saatte fazla da vaktinizi almadan gerçekten bu ATLS ile ilgili Behçet Hoca aile gibi dedi ama o gibiyi kaldırıyorum ben. Çok değerli, çok farklı yerlerden, çok kıymetli, gelecek vaat eden kıymetli arkadaşlarla birlikte olmak benim için apayrı bir mutluluk. Bir kere onu söyleyeyim, bu ailenin içinde olmak, ATLS ailesi içerisinde olmak. Yani kursun mahiyetiyle ilgili çok yapılacak şeyler var tabii ki. Çok geniş bir portföyü var. Hocamın da söylediği gibi 7'den 70'e. Bundan yıllar önce bir kurs yapmıştık. Yine buna benzer bir kurs. Kursa katılan bir tane o kadar işte farklı branşlardan şey arasında mikrobiyoloji profesörü vardı. Ben dedim ya hocam hayırdır, siz burada yanlış mı geldiniz diye. Tabii sonradan Gata orijinli olduğu için onların tabii ki bu konudaki şeyleri daha farklı. Hocam dedi, ben yarın bir gün plajda birine bir şey olursa işte müdahale etmem için hemen şey yapmam lazım falan. Yani böyle bir şey. Dolayısıyla şeyi sadece sınırlandırmamak lazım. Nasıl ki ileri kardiyak yaşam desteğinde olduğu gibi travma yaşam desteği de benzer bir pozisyonda. Yani çok geniş bir yelpazesi var. O hedefi iyi belirleyip hem ülkemizde hem de tüm dünyada inşallah çok ses getirecek güzel hizmetler inşallah olacağını düşünüyorum ve o yönde de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Herkese başarılar diliyorum ben. İlk konuşmacıyı da sahneye davet edebiliriz. ATLS tim ekibinden çok değerli Mustafa Sabak Gaziantep'ten bu ATLS ile ilgili bir genel bir değerlendirme, genel bir bakış açısını bizlere sunacak. Buyurun Mustafa Hocam. Herkese günaydın değerli hocalarım. Öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ediyoruz ATLS ekibine, hem Başar hocamıza hem yönetim kuruluna. ATLS'te genel bir bakış açısı sunmak istiyorum. Ben kendim Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin acil bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Mustafa Sabak ismim. Kurs genel olarak başlangıçta herkesin ayrı bir görevi var. İşte kurs direktörümüz var. Kursu yöneten bir fakülte var. Çünkü fakülte tamamen kursiyerlerin sadece teorik değil, pratik, aynı zamanda da kurs içerisindeki tutumlarını değerlendirip ona göre bir değerlendirme yapıp yeterlik ya da yetersizlik veriyorlar. Çünkü sadece teorik bilgi ya da beceri gerekmiyor. ATLS prensiplerine de uyulması gerekiyor. Çünkü global bir eğitim. Bugün hepinizin de takdir edeceği üzere hem Amerika Birleşik Devletleri, hem Kanada, hem İngiltere gibi çok sayıda gelişmiş ülkede olmazsa olmaz standartlar olan eğitim ve bunu almayan hem asistanlığa başlayamıyor hem de uzmanlık sürecini devam ettiremiyor. Dolayısıyla fakültenin böyle çok önemli bir rolü var. Kurs koordinatörümüzle konuşması olacak Erdal Hocam. Tamamen bu işin en başında ve altyapısını düzenleyen, en ufak bir aksaklıkta kursun ilerlemesini engelleyen problemleri çözüyor tamamen. Yani koordinatör olmazsa olmazlardan hakikaten. Kursu aldığımızda da en çok bunu vurgu yapılıyor. Kendisine buradan teşekkür ediyorum.
Şimdi kurs başladığı zaman öncelikle katılımcılarınla tanışıyoruz bir nevi. Sadece isimle falan değil. Çünkü içinde cerrah var, anestezyolog var, acilciler var, göğüs cerrahları var vesaire. Bir sürü multidisipliner yaklaşımı olan bir branş olduğu için farklı branşlar oluyor. Dolayısıyla bunların profesyonel zeminleri farklı. Travma ile ilgili tecrübeleri çok farklı. Kimisi travma ile çok ilintili olurken kimisi öyle değil. Dolayısıyla her birinin ayrı ayrı seviyeleri var. Ve en son bu kurstan beklentilerini soruyoruz. Çünkü kursa gelme amacı var. Çok değerli olan zamanlarını harcıyorlar ve buna bir ekonomi veriyorlar, ücret veriyorlar. Dolayısıyla beklentileri olacak, bu en doğal hakları. Daha sonra kursun en önemli özelliği güvenli bir öğrenme ortamımız var. Yani güvenlik sadece şey açısından değil, fiziksel böyle saldırı falan açısından değil güvenlik. Güvenlik yani öyle bir sistem oluşturulmuş ki en çok sevdiğimiz şey, bir kere benim burada direkt anlattığım gibi bir derste interaktif discussion dediğimiz dersler var. Bunda tamamen birazdan da örneklerini göreceğiniz gibi karşılıklı soru cevap şeklinde. Çünkü az önce de arz ettiğim gibi farklı farklı tecrübelerde hocalarımız olduğu için onlardan cevap almaya çalışıyoruz ki o cevaplara göre doğruluğu ya da yanıtını nezaketen düzeltiyoruz. Ya da cevap veremezse yan tarafında destek alabilir ya da yan taraftaki devreye girebilir. Dolayısıyla bir interaktif ortam sunuyoruz. Bu şekilde katılımcıların birebir odaklanıp eşlik etmesini istiyoruz. Bu ilerleme nasıl oluyor? Vaka bazlı çalışıyoruz. Sunumlar baştan sona gelin size kafa travmaları anlatım demiyoruz. Etiyolojisi falan demiyoruz. Zaten onunla ilgili kitap var. Burada önemli olan unfolding case discussion dedikleri vaka veriliyor. Vaka ile ilgili format sunuluyor. Yaralanması vesaire. Ne düşünüyorsunuz? Tekrar etrafa katılımcılara sorular. Düşünceler aldıktan sonra vakayı ilerletiyoruz. Yani bunlar unfolding case diye şekilde ilerliyor. Ve eş zamanlı soru cevaplar gidiyor. Yani tamamen interaktif bir durum. Katılımcılarından en çok istediğimiz özellikle fakültenin de değerlendirdiği eşlik etmeleri çok önemli. Onlar olmazsa bu interaktif discussionlar da ilerlemiyor. Ve her bir katılımcıya saygı duymak zorundayız. Her birinin uzmanlık alanları, seviyeleri, bazıları pratisyen hekim, bazıları asistan, bazıları işin profesörü. Fakat her gelen öğrenci modülüne giriyor. Onu çok seviyorum. Yani benden daha tecrübeli, bizlerden daha tecrübeli hocalarımız var. Hakikaten öğrenci modülüne giriyor. Bir damar yolunu bile açarken anlataraktan söylüyor. Bu çok keyifli bir şey. Dolayısıyla her birine saygı duymak zorundayız. Çünkü uzmanlık alanları çok farklı ve tecrübeleri çok farklı. Mümkün olduğu kadar soruları yanıtlamaya çalışıyoruz. Ama hata olursa da düzeltiyoruz. Ya da hatayı biz düzeltme yerine yine farklı bir katılımcıya yöneltip onun cevaplamasını istiyoruz. Bu şekilde hem tecrübelerinden yine istifade ediyoruz hem de onların da eşlik etmesini sağlıyoruz. Şimdi örnek verirsek, unfolding cases dediğimiz o discussion kısmında miss diye kısıtlamamız var. Miss de örnek veriyorum, işte 43 yaşında emine gelince mekanizmi anlatıyor burada yaralanmanın. Diyelim herhangi bir tane interactive discussion dersine girdiğinizi düşün. En mekanizm işte 43 yaşında erkek hasta, sürücü trafik kazası geçiriyor. Tırın işte kafa kafaya çarpışıyor. Injury ifade ediyor. Sağ tarafında sıyrıkları var, abrazyonları var göğüs tarafında ve sağ bacağında deformite var. SAD, sign and symptoms, İngilizce kısaltması. Hasta cevap vermiyor. Vital bulguları. TED treatment, sağda neler yapıldı? Şimdi buradan sonra biz diyoruz ki bu hasta ile ilgili düşünceniz nedir? Yine katılımcılara yöneltiyor, soruyor. Vakalar bu şekilde simultane ilerliyor. Bütün standart şeylerimiz bu. Şimdi neden önemli? Birçok travma kursları var. Sadece ATL'de ise, LTLS değil. Yani Almanya'ya gitseniz farklı bir travma kursu var belki. İngiltere'ye gitseniz farklı travma kursu var ama bunun özelliği şu, güvenli ve travma hastasını hemen acil müdahalesini sağlayan kabul edilir bir metotlardan bir tanesi. Yani 40-50 bir tecrübesi olan bir eğitim sistemi olduğu için ortak bir dili var ve ortak yönetim sistemi var. O yüzden çok değerli. Diğer bütün travma kurslarına da saygı duyuyoruz. Çünkü onların da ayrı bir konsepti var. Fakat ETLS'in kendine göre konsepti var. Şimdi gerçekçi ve güvenilir bir metot. Neden? Çünkü önemli olan hastayı birinci basamağa geldiği zaman hızlı ve kesin olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Gelir gelmez. Durumunu bilmemiz gerekiyor. Diyelim ki tansiyon pneumotoraks. Çok hızlı değerlendirmemiz gerekiyor. Ve hemen müdahale etmemiz gerekiyor. Aksi halde hasta kaybederiz. Ve buradaki en önemli şey öncelik sırasına göre hastayı tedavi etmek. Bazen bakıyorum, tenzih ediyorum, özellikle ilçede böyle pratisyen arkadaşlar veya başka branştaki uzmanlarla çalışırken, hasta ayağı ampute ise, diyelim ki elinde ultrason alan da var.
ya da işte hasta orada solunumu 70'lerde hava yolunu koruyamamış ama hala damar yolu açmayla uğraşan bir meslektaşlarımız oluyor. Ve onu order etmeyle uğraşan oluyor. Dolayısıyla buradaki en önemli şey hastayı stabilize etmek için önceliklerine çok ağırlık veriyoruz. İleride de bahsedecekler ABCD sıralaması çok önemli. Her zaman vurgulanacak. Artık söyle soruyoruz. Babanızın adı nedir? ABCD. Bu noktaya geliyoruz yani. Ve sonra hasta yönetilirken acaba bu benim kapasitemi ve kaynaklarımın kapasitesini aşıyor mu aşmıyor mu? Bunu tespit etmemiz lazım. Çünkü hastayı resüt ettiniz. Primer sekonderi baktınız. Aa bu hasta travmaymış. Şey kafa travması var. Bende beyin cerrahı yok ya da tomografi yok. Bunu hadi nakledelim. Hayır öyle değil. Geldiği andan itibaren değerlendirme sırasında nakil ihtiyacı olup olmadığını hemen tespit etmek gerekiyor. Çünkü zamanla yarışıyorsunuz. Bunu vurguluyor ve bunun üzerine değiliyor. Ve endike ise transferi bir an evvel aktive ediyor. Diyelim ki kranial travma sizin beyin cerrahınız yok veya görüntülemeniz bozuk. Hastayı ABCD'sini değerlendirirken hemen transfer işlemlerinizi hazırlıyorsunuz ki hasta bir an evvel stabilize edip gönderilsin. Ki pratik hayatta çoğu zaman bunlarda gecikmeler neden oluyor. Hepiniz bunun farkındasınız. Şimdi bu kurslarda neler öğrenilecek? Öncelikle primer ve sekonder bakıda ETLS'in konsepti ve prensiplerinin uyaraktan bunların değerlendirilmesini gösteriliyor. Sonra travma hastasının başlangıç yönetiminde az önce de arz ettiğim gibi önceliklerini vurgulu yapılıyor. Zaman aralığı var. Belli bir zaman periyodu. Çok esnek değiliz. Neden? İlerleyen slaytlarda da izah edeceğim gibi altın saatler dediğimiz ilk bir saate ulaşmadan çünkü o zaman penceresi mümkün olan en kısa süre ama maksimum süre bu süre zarfında hastanın yönetimini bir an evvel başlatmamız gerekiyor. Ve bunlar yapılırken stimüle verilen vaka üzerinde hem teorik bilgisini hem de becerilerini, el becerisini göstermesini ve hastayı yönetmesini istiyoruz. Yani sadece teorikte değil diyelim ki krakatorotomi açacak. Siz buna ne düşünüyorsunuz? Krakatorotomi açalım. Açarsınız ama yapar mısınız? Yapmak zorundasınız. Bu kursta bunu da ediniyorsunuz. Yani sadece teorikte kalmıyor olay. Neden buna ihtiyaç duymuş? CDC ve Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre her yıl istenmeyen kazalara yaralanma ve şiddete bağlı 5.8 milyon insan ölüyor. Ve aynı zamanda da her dakika 9 milyon insan ölüyor. Sadece yaralanmaya bağlı. Ve dünya genelinde aslında yük bindiren bir durum. Çünkü %18'e yakın bir yaralanma oranı var dünya genelinde. Bunların çoğunda trafik kazaları oluşuyor. Yaklaşık yıllık oranı 1 milyondan fazla. Ve belirgin derecede yaralanma olan oranı da 20 ile 50 milyon. Neden önemli bu? Sadece fiziksel gibi düşünmeyin. Ekonomik kayıplar, işten atılıyor. Sakatlıklar ve çok iyi bir pozisyonda olan insanları düşünün bir sürü sistem etkileniyor ve bunların yine global maliyeti yaklaşık 500 milyar dolar. Dolayısıyla çok önemli bir konu. ETLS'in önemlisi işte herkesin ortak bir dili var. ABCD dediğimiz gibi. Kime sorarsanız kafa travması da gelse, toraks da gelse, pelvis de gelse ABCD'den şaşmıyoruz çünkü bizim standart ana dilimiz aynı dili konuşmak zorundayız. Çünkü hepimiz farklı branşlardanız. Hep acilci gibi düşünmeyelim lütfen onu anlatmaya çalışıyorum. Ortopedist de var. Siz havayolunu çok iyi bilebilirsiniz ama ortopedistin onun öncelik olduğunu bilmesi gerekiyor. Ya da anesteziyoloğun ağının en önemli olduğunu bilmesi gerekiyor. Biliyorlar zaten onun için söylemiyorum. Sadece farklı branşlar veya prasen hekim yeni mezun olmuş. Peki nasıl başladı bu? Şimdi ortopedi cerrahı 1976 yılında ailesiyle Nebraska eyaletinin olduğu yerlerde bir uçak kazası geçiriyor. Bizde trafik olur da Amerikalılarda uçak kazası oluyor. Kendi uçağıyla maalesef eşini ve 3 tane çocuğu eşini kaybediyor ve 3 çocuğu yaralanıyor. Çünkü kırsal bir hastane. Sonra şöyle bir ifade veriyor. Diyor ki benim çocuğumun aldığı tedaviden, bakımdan daha iyi bir tedavi sunarken olanakların yetersiz olduğu yerlerde benim çocuklarım bunu alamadı diyor. Dolayısıyla bu sistemin yanlış olduğunu görüyor ve sistemin değişmesini istiyor. Ve bununla ilgili eyalet genellerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin genellerinde birçok kurumsal yapılar işbirliği yapıyor ve başlatıyor. Zaten bu ileri kardiyak yaşam desteğiyle eş zamana denk geliyor. Şimdi trimodal dağılım var. Önce bir modal vardı, şimdi trimodal dağılım. Bu 1980'lere dayanıyor. Şimdi burada Dr. Trunke'nin bir açıklaması var. Önce immediate death dedi, yani olay yerinde ölüyor. Çok çok az kısmı hayata tutunuyor. Bunlar genelde büyük vasküler yaralanma gibi yaralanmalar ya da işte kranial travma geçiriyor. Ama beyin dokusu artık gözgür hale geliyor. Yani yaşamla bağdaşmıyor bunu. Buna yapacak bir şey yok. Ama bizim esas hedef aldığımız alan tamamen early death dediğimiz ikinci dalga. Sanırım görünmüyor ama. İkinci dalga. Şimdi bu dalga çok önemli. Bizim altın saat dediğimiz bir saatlik periyot. Bu periyotta ne yapıp ileri travma yaşam desteğini bu hastalara sunup hayata tutunmalarını sağlıyorsunuz. Nedir? İşte hasta tansiyon pneumotoraks, dakikalarla yarışırsınız.
yapmak zorundasınız. Ya da hemorajik şok toplasında var, eksternal bir kanaması var. Buna müdahale etmek zorundasınız. Çünkü buna müdahale etmediğiniz her vakitte hastanın mortalitesini arttırma durumundasınız. İşte bizim esas amacımız bu early death dediğimiz gold hour süresinde hastaya müdahale etmek. En son devrede late death dedikleri daha çok hasta yattıktan sonra sepsis gibi motor organ yetmezliğine bağlı durumlara bağlı ölümlerin olduğu şeylerde buna takdir edersiniz yapacağımız çok bir şey yok. Şimdi konseptine gelince, şimdi ABCD yaklaşımını hem değerlendirmede hem tedavide takip ediyoruz. Hiç olmazsa olmaz kurallardan bir tanesi. Öncelikle hayatı tehdit edebilecek en büyük sorun. Şimdi neden ABC'den başlıyoruz? Çünkü A'da problem olunca hasta daha erken ölüyor C'ye göre. O yüzden A önde. Dikkat ederseniz CPR neden restorasyon neden değişti? Çünkü C öldürdüğü için C'yi öne aldılar. Bunda da öyle düşünün. Travmada A daha önce öldürdüğü için solunuma göre A'yı öne alıyorlar. Dolayısıyla öncelik A'da problem varsa B'yi halletmeden A'yı halletmeden B'ye geçmeyin. Temel ona dayanıyor ama bunlar da eş zamanlı. Bir taraftan kanarken durun A'yı halledeyim öyle kanasın demiyorsunuz. Bir taraftan kanama da durduruluyor. Fakat bunun farkındalığı çok önemli. Basamakları ilerlerken diyelim ki ilerlediğiniz hasta tekrar kötüleşti, tekrar A'ya dönmek zorundasınız. Çünkü A'dan baştan bir problem olmuş olabilir. Entübe ettiniz, ilerliyorsunuz, belki kink yapmıştır, tekrar A'ya dönün kötüleşirse. Dolayısıyla bu prensipleri vurguluyoruz. Definitif bir tanı koymanız şart değil. Çünkü bizim asıl amacımız hayatı kurtarmak. Tanı koyamayabilirsiniz, elinizde imkan olmayabilir. Yabancısını da tıkamış olabilir, hematom da tıkamış olabilir. Definitif tanısı budur diyemezsiniz. Havaya ulaşmanız çok önemli. Dolayısıyla önceliğimiz burada net tanı değil, tanıya yönelik tedavi uygulamamız gerekiyor. Zaman çok önemli, zamanın önemi çok önemli. Bir saatlik o periyot dediğim gibi çok önemli. En kısa süre yapacağız ve en önemlisi zarar vermeyeceğiz hastaya. Şimdi konseptinde A, airway, aynı zamanda spinali koruyarak. B, solunum ventilasyon. C, kanamayı durdurup aynı şekilde restore etmek sirkülasyonu. Dolayısıyla C ile beraber hemorajik kontrol yapacağız. D, disability, nörolojik statüsünü değerlendiriyoruz. E'de de tamamen hastayı baştan sona sorup, etraf güvenini sağladıktan sonra hipotermi koruma gibi baştan A, B, C, D'nin sıralaması bu şekilde oluyor. Peki initial assessment management'a geldiğim zaman öncelikle hastane öncesi bize iletilen vakayla ilgili hazırlıklarımızı yapmak zorundayız. İşte initial assessment'da da bunlar anlatılır. Yani entübasyon setlerinin hazırlanması, aspirasyonun hazırlanması, ekipmanların kurulması, hazırlıklarımızı yapacağız. Primary survey ile ek müdahaleler dediğimiz yani hastanın ABC'sini değerlendirirken misal eş zamanlı portable akciğer repair isteyebilirsiniz ya da kan alabilirsiniz. Bu adjunct dediğimiz bunları yapıyorsunuz restorasyon sürecinde. Fakat bunları yaparken ilerlemenizi engellememeli. Çünkü ABCD'yi önemsiyoruz. Onun sıralamasını önemsiyoruz. Ve hastayı tekrar değerlendiriyoruz. Bu bittikten sonra hayatı kurtaracak nedenleri ortadan kaldırdıktan sonra secondary survey daha detaylı muayene. Baştan tırna en ufak bir şeyi eksik kalma kaydı da değerleniyoruz. Dokunuyoruz, izliyoruz her şeyle. Ve yine burada da tekrar değerleme ve adjunctlar var. Yani ek şeyler, grafilerle, testlerle, gerekirse ultrasonlar, fast ultrasonlar vesaire bunları yapıyoruz. Sonrasında tekrar değerlendiriyoruz. Eğer stabilite ettikten sonra ya ile operasyon odasına ya işte sizin gözlem odasına ya da transfer. Mutlaka bu basamakları devam ettiriyoruz. Şimdi format dediğim gibi interaktif derslerden oluşuyor. Skill istasyonlarımız var. Çünkü burada uyarladığımız pratik eğitimlerin birebir uygulamaları gerekiyor. Bunlar hep hocaların eşliğinde oluyor. Ve bunu yaptıktan sonra stimüle vakalar üzerinde vaka tartışmaları yapıyoruz. Bir de kursun öncesi ve sonrasında pretest posttest var. Bunun da anlamı teorik olarak değerlendiriyoruz. Bunlar bittikten sonra kursiyerlerin tamamen değerlendirmesi sağlayan bir fakülte grubumuz var biliyorsunuz. Geçer ya da remediation dedi. Yeterli değil ama tekrar bir daha değerlendirmek için sınav yapabiliriz deniliyor. Bazıları tekrar sınav almak zorunda oluyor. Bizim kurslarımızda oldu. Çünkü bu prensiplerden fire verdiğiniz anda kursun özelliği bozulacak. Yaptıktan sonra geçer kalır veriyoruz. Eğer geçenler olsa sertifikasını veriyoruz. Sertifika 4 yıl geçerli olan bir sertifika. Kaynaklarımızda textbook'umuz var. Amerika'dan geliyor basılmış halde. Bir de MATLS dediğimiz mobil uygulamalar var. Burada hem görsel videoları, skill istasyonu da burada izleyebilirsiniz tekrar tekrar. Eğitim formatımız da bu şekilde oluşuyor. Şimdi uluslararası programa baktığımız zaman 83 tane ülkede var bu. 3380 yakını kurs var. 68 bin yakını öğrenci eğitildi. MATLS uygulaması yaklaşık 216.181 ülkede indirilmiş gözüküyor. Yani çok global bir eğitim programı. Peki etkisi ne bunun? Öncelikle programa etkide uygulandığı zaman bu program, diyelim ki bir travma merkezinizde bu programı uyguladığınız zaman kesinlikle yaralanan hastaların sağ kalımını, mortalitesini, morbitesini azaltıyorsunuz. Bu kanıtlanmış artık yayınlarla beraber. En önemlisi de katılımcının hem teorik hem de pratik skillerini geliştiriyorsunuz. Benim anlatmak istediğim sunumlarım bu kadar. Soru katkı varsa alabilirim. Değilse özetliyorum. Çok özür diliyorum.
Yani travma hastasına yaklaşım A, B, C, D şeklinde olacak. Hiçbir şekilde zarar vermeyeceğiz. En önemli amacımız. Hayatı tehdit eden yaralamalara öncelik veriyoruz ve tek bir güvenli bir metot olan bu metodu uyguluyoruz. Ve ortak bir dilimiz var. Bunu vurgulamak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Mustafa Hoca. Mustafa Hoca'ya soru ya da katkımız varsa, çok güzel bir sunum yaptı gerçekten. Bu kadar kısa sürede ve tam zamanda güzel bir sunumla bizi aydınlattı. Soru ya da katkı yok sanırım. En sonunda da alabiliriz tabii ki. Teşekkür ederiz Mustafa Hocam. İkinci sunumu yapmak üzere ben bir saniye hocam. ETS koordinasyonu ile ilgili. Bu kursun tabii bir önemli bir koordinasyon sistemi var. Bu konuda da görevli arkadaşımız Erdal Demirtaş hocamız 9 Eylül Üniversitesi'nden. Buyurun Erdal hocam. Sayın hocalarım, hepiniz sabahın bu saatinde bizi dinlemeye geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Doktor Erdal Demirtaş, 9 Eylül Acil Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesiyim. Behçet hocamız kursla ilgili süreçleri anlattı. Bizim bir aile olduğumuzu, çok şeyler başardığımızı anlattı. Ama tabii ki bunun arkasında bizi bir arada tutan bir bağlayıcı güç var. Bizi rehberlik eden bir insan var. O da Behçet hocam çok mütevazıdır söylemez. Behçet hocamdır. Ben buradan hepinizin huzurunda ona teşekkür ediyorum. Gerçekten bizi çok kötü zamanlarda, çok bunaldığımız zamanlarda moral ve motive ederek bir arada tuttu. Tekrardan teşekkür ediyorum. Ayrıca Başar hocamın desteği tabii ki bizim için çok önemli. Biz bu yola çıktığımız zaman hiçbir şey bilmeden yola çıkmıştık. Büyük bir gücün desteğini aldığımız için şu anda ilerleyebiliyoruz. ATLS koordinatörlüğü. Ürdün'e gittik biz bu işin ilk aşamasında. Hiçbir şey bilmiyoruz. Behçet Hoca ATLS'yi Türkiye'ye getireceğiz, Ürdün'e gidiyoruz dedi. Tamam, yola çıktık, Ürdün'e gittik. Şimdi oradaki 17. bölge direktörü çıkıyor, sunum yapıyor. Ondan sonra diyor ki, bu kursun en önemli şeyi koordinatör. Koordinatör de Muhammed isminde bir koordinatörümüz var. Teşekkür ediyor. Bölge şeyi çıkıyor, Ürdün'ün genel direktörü çıkıyor. Bu işin en önemli şeyi koordinatörü Muhammed Bey diyor. Muhammed tabii ki arkada asık suratlı böyle bir teşekkürler deyip geçiyor. Behçet Hoca da bana Erdal sen de bizim koordinatörümüz olacaksın dedi. Tamam hocam dedim. Gittik böyle bekliyorum. Ya çok önemli bir şey bu. Koordinatörlük acaba ne falan diyorum. Tabii ilk gün bilmiyoruz bir şey. Koordinatörlük dünya standartlarında bir kursun bu standartizasyondan çıkmasını engelleyen ve standart bir şekilde ilerlemesini sağlayan kişiymiş. Onu daha sonra anladım. Ayrıca sadece o kurs günü oradaki istasyonları düzenlemiyormuş. Bu kursun bir öncesi varmış. Öncesi gerçekten daha zorlu bir süreçmiş, daha yoğunmuş. Onu şimdi anlıyorum. Biz koordinatörlük eğitimlerimizi aldık. Türkiye'ye geldik, kurs açacağız. İşte kurs merkezlerinin akreditasyonu lazım. Onun için bütün merkezleri gezip, merkezler bizim için yeterli mi değil mi, bunun kararını vermemiz gerekiyor. O kararları verdik, kurs yapacağız artık Türkiye'de. İşte yurt dışından ekip geldi, bizim kurs merkezlerimizi onayladı. Eğitimlerimiz var, tamam. Başladık, kurs ilanına çıktık. Koordinatörlüğün ilk kısmı, yani bu kursun ilk kısmı kurs öncesi hazırlık. Ben öncelikle kursun hangi merkezde yapılacağının kararını veriyorum. Hangi hocalarımız gelecek, hangi dersler anlatılacak, kurs programının belirlenmesi, kayıtların alınması, materyallerin hazırlanması ve kurs öncesinde fakültelerin toplantılarının sağlanmasını yapmaya başlıyorum. Başladım böyle, ondan sonra yavaş yavaş demeye başladım. Bu koordinatörlük işi önemliymiş gerçekten. Çünkü arka planda deli gibi çalışmanız gerekiyormuş. Onlar da onun için koordinatöre sen çok önemlisin deyip her kurs boyunca motivasyonunu arttırıyorlar. Biz şimdi bu kurs kayıtlarını alırken şöyle bir sistem izliyoruz. Ben ilana çıkıyorum, ilana çıktıktan sonra bana ulaşıyorlar. İşte kursa katılmak isteyenler. Ben zaten sistemden, Amerikan Cerrahi Koleji'nin sisteminden kursun ID'sini öncelikle oluşturuyorum. Kurs ID'si oluşturulduktan sonra dünyanın her yerinden bu kursa katılım olabiliyor. Çünkü Amerikan Cerrahi Koleji'nin sisteminde zaten kurs ilanımız ilk orada çıkıyor.
Daha sonrasında katılmak isteyen katılımcılar bana ulaşıyor. Katılımlarını bizim kurs öncesi bir şartnamemiz var. Şartnameyi yolluyoruz. Katılımcılar bunu kabul ettikten sonra kurs ücretini yatırıyorlar ve biz ondan sonra bu katılımcıları sisteme tanımlıyoruz. Sisteme tanımladığımız zaman katılımcıların birer ID'si oluyor. Nasıl ORSİT ID'si varsa tüm dünyada geçerli sizin akademik ID'niz, kurs ATL'si ID'si de sizin tüm dünyada geçerli ve bu sertifikayı aldığınızı veyahut da bu kurs boyunca neler yaptığınızı, ne kadar ilerlediğinizi gösteren bir sertifika oluyor. Kurs kayıtlarını yaptık. Daha sonrasında tabii ki kurs günü geliyor ama bu kayıt süreci dediğim gibi bütün kursiyerlerle ve hocalarla zorlu bir süreç geçiriyorsunuz. İşte hocam şu dersi siz anlatacaktınız. Hocanın bir sıkıntısı oluyor. Başka bir hocaya ders vermek zorunda kalıyorsunuz. Programı sisteme yüklemişsiniz. Ben programı kendi kafama göre oluşturamıyorum. Kursun 2 günlük, 2,5 günlük, 1,5 günlük kurs süreçleri var. Yani siz programın yoğunluğunu arttırıp kursu ona göre değiştirebiliyorsunuz. Bunu sisteme tanımladım. Hocaları sisteme tanımladım. Her kursun sistemde hangi hocanın anlattığını da görebiliyorsunuz. İlk kursiyerleri sisteme tanımlarken o kursta hangi hocaların görev alacağını da ve hangi dersi anlatacağını da tanımlıyorum. Tanımladıktan sonra onları değiştirmek gerçekten zorlu bir süreç. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman tekrar başa dönüp Amerika ile mailleşip sistemi tekrar düzeltmemiz gerekiyor. Bu kurs öncesi kısmı. Daha sonrasında bizim bir de kurs esnasında görevlerimiz başlıyor. Öncesinde bir gün öncesinde zaten gidip kurs merkezini gezip ayarları, bütün ayarları yapmamız gerekiyor. Kursiyerler geldi, kursiyerlerin kayıtlarını aldık. Daha sonrasında kursta şöyle bir şey var. Bütün her şeyin ayarlaması bize, koordinatörlere ait. Hocalarımız sadece eğitmeye odaklanıyorlar. Yani işte slide bozuldu, slide'ı yükleyemedim ya da bu manken çalışmıyor. İşte hava yolunda entübasyon tübünü bulamadım. Böyle bir şey yok. Çünkü arka planda 2 ya da 3 tane koordinatörün çalışması gerekiyor. İnteraktif discussion'larda bütün istasyonların hazırlanması, bütün slaytların hazırlanması yine koordinatörün görevi. Daha sonrasında öğrencilere ve eğitimcilere kursla ilgili biz değerlendirme formları dağıtıyoruz. Bütün eğitimciler kurs boyunca bütün öğrencileri tek tek değerlendirmek zorunda. Ve en son öğrenciler de eğitimcileri değerlendiriyor. Mesela biz pazartesi günü ilk kursu, ilk dersimizi yaptık. İlk istasyonlarımızı bitirdik. Daha sonrasında biz bütün öğrencilerin skorlarını, pretest yani ön test, testleri anlatacağım daha sonrasında. Bütün skorlarını, kurs boyunca neler yaptığını, bu öğrencinin bugünkü performansının yeterli olup olmadığının slaytlarını ve sunumlarını hazırlıyoruz. Gün sonuna yetiştirmek için. Gün sonunda çünkü faculty meeting dediğimiz her günün sonunda eğitimcilerimizin ve bizim bir araya gelerek o günün değerlendirilmesini yapmamız ve bütün öğrencileri tek tek değerlendirmemiz gerekiyor. 20 öğrenci, her öğrenciyle ilgili her hocanın fikrini alıp ve onun gözünde başarısı nasıldı? Airway'de belki öğrenci çok iyi ama Breitling'de sıkıntılı. Bu neden sıkıntılı oldu ve biz bunu nasıl geliştireceğiz? Yarın bunun üzerinde durmalı mıyız? Bu çocuk bunu, yani bu öğrenci bunu nasıl, sıkıntısı neydi, nasıl çözeriz şeklinde kararlar vermemiz gerekiyor. Kurs bitti. Bütün işlemlerimizi yaptık. İşte değerlendirmelerimizi yaptık. Kurs bitti. Kurstan sonrasında yine kursun kapatılma işlemi var. Kurs boyunca ki bütün değerlendirme formları, biz her gün her öğrencinin değerlendirme formunu, bir adayımız varsa, instructor candidate, kursun Mustafa Hocam söyledi, bu kursta ilk başta instructor olabilmeniz için provider kursunu almanız lazım. Provider kursundan sonra instructor kursunu almanız lazım. Instructor kursundan sonra da bir kursta instructor candidate, instructor adayı olarak ders anlatmanız gerekiyor. Bu dersi anlattıktan sonra sizin bir tane mentorunuz var. Bizim ilk kursta yurt dışından 6 tane mentor geldi. Hocalarımız biz Ürdün'den instructor candidate olarak geldik. Yurt dışındaki mentorumuz gelip burada onu denetliyor. Bu kursu yeterli şekilde anlatabildi mi, standartlarına uyabildi mi? Eğer instructor candidate'imiz varsa onun değerlendirme formu da, koordinatör candidate'imiz varsa onun değerlendirme formu da, hepsinin değerlendirme formunu sisteme yüklememiz gerekiyor. Çünkü sistem hiçbir şekilde standardının dışında bir şeyi kabul etmiyor. Dediğim gibi kursta çok ciddi bir form yükümüz, bir standartizasyon için doldurmamız gereken formlar, değerlendirme formları mevcut. Bunlar da yine koordinatörün görevleri arasında, dediğim gibi kurs boyunca eğitimcilerin tek görevi var. O da eğitimleri dört dörtlük öğrenciye aktarabilmek, standartizasyonun dışına çıkmamak. Geri kalan bütün arka mutfak işlerini koordinatörler olarak bizler yürütüyoruz.
Yine koordinatörün bazı geri planda yapması gereken plan işleri var. Kursun nasıl olacağı, kursta kimlerin görev alacağı, hangi merkezde yapılacağı, kurstaki instruktörlerin veyahut da kurstaki kandidatların, Behçet Hocam direktör, acaba direktörlük boyunca herhangi bir sıkıntı yaşadı mı, kursta bir sıkıntı oldu mu, bunların raporlanması işi de yine koordinatörün görevleri arasında yer alıyor. Testlerden bahsetmişti Mustafa Hocam. Kursta bir tane pretestimiz var. Biz ilk gün öğrencilerimize ID tanımladığımız zaman sistemden bütün ATLS dokümanlarına ulaşabiliyorlar. Bunlardan birisi de pretest. Pretesti bütün öğrenciler kurstan önce kesinlikle doldurmak zorunda. Yoksa kursun kabulü gerçekleşmiyor, kursu devam ettiremiyoruz. Pretestte öğrencinin bir standart, yani şunun üzerinde alması gibi bir şartımız yok. Pretest sadece öğrencinin temel bilgisi ne kadar, neleri nasıl biliyorum değerlendirildiği bir test. Daha sonrasında kurs bitiminde bir tane post testiniz var, yazılı bir test. Bunun için yine sorular standart yurt dışından geliyor, değerlendirmeyi yapıyoruz. Post testin başarılı olabilme sınırı 70. %70, yani 70 puanı almanız gerekiyor. 70 puanın altında aldı diyelim ki, remedial test dediğimiz tekrar testimiz var. Bu kursun en, benim bir akademisyen olarak en beğendiğim yönü, siz bu kursa girdiniz, bu kurstan başarıyla tamamladıysanız tüm dünyada bu kursu eksiksiz tamamladığınızı ve her şeyi öğrendiğinizi bir sertifika haline getirmiş oluyorsunuz. Remedial test dediğimiz, bu remedial test artı her istasyonun sonunda da breathing'de bir öğrencinin çok ya da entübasyonda bir öğrencinin çok ciddi sorunu var. Siz bunu, bu çocuk başarısız, bunu yapamadı deme lüksünüz yok aslında. Çünkü kurs diyor ki sen bu çocuğu aldın, bu çocuk hava yolunda sıkıntı yaşıyorsa gün bitti, ders bitti, kurs bitti, bu çocuğu o günün sonunda o skill station'da tekrardan öğret. Yani bunu öğretmeden bu çocuğu geçirme. Remedial test dediğimiz şey de öğrenci sınava girdi, post test 65 aldı diyelim ki sınavdan. 65 aldı, 2 tane sorusu ya da 10 tane sorusu yanlış. Koordinatör ve direktör çocuğu çağırıyor. Hocam bir gelin sizin sorularınıza bir daha bakalım isterseniz. Çocuğa o soruyu belki bir kelimeyi yanlış anladı veyahut da soruyu yanlış anladı. Sence bu soruda doğru mu cevap verdin? Bu soruda başka bir cevap olabilir miydi? Tekrar düşünür, tekrar değerlendirebilir misin bu soruyu? Öğrenci ya da kursiyerimiz soruyu tekrar değerlendiriyor. Kendi yaptığı yanlışı da kendisine bulduruyoruz ve sorunun doğru cevabını da tekrardan kendisi buluyor. Remedial test dediğimiz şey aslında öğrencinin kendi yanlışlarını görüp yanlışlarını düzeltmesi. Dediğim gibi bu kursun en büyük amacı bir puanlandırma veyahut da bir skor vermek değil, öğretmek. Böyle olunca da her şeyi tekrar tekrar öğrenene kadar öğrencilere uygulatmak zorunda kalıyoruz. Initial assessment dediğimiz testimiz var. Uygulama, pratik testimiz. Pratik testimizde biz 4 tane istasyon ayarlıyoruz. 4 tane istasyonda canlı mankenlerimiz var. Bunların mülajları yapılmış. Tabii ki bu manken, 4 mankenin senaryosu da bize sistemden tanımlı. Yaklaşık 30-35 tane senaryo var. Ben bunların içinden 4 tanesini seçiyorum. Initial assessment için hazırlıyorum. Mülajda ne yapacağıma kadar sistemde tanımlı. Hangi bulguları olacak? İşte rinoresi olacak, oteresi olacak, battle sign'ı olacak şeklinde mülaj yapmamızı öneriyorlar. Mülaj kursun yine değişmez bir parçası. Biz bunu hazırlıyoruz ve öğrencileri teste alıyoruz. 4 tane istasyon var. Her istasyona öğrenciler giriyorlar. Birinci istasyonda sadece uygulama yapıyor, sınav değil. Yani diyoruz ki sen bu istasyona gir. Bir sonraki istasyonda vakan farklı olacak ama yine initial assessment yapacaksın. Bunları eğitimcilerimiz tabii ki her öğrencinin başında her istasyonda bir tane eğitimcimiz var. Öğrenci ilk istasyona giriyor. Orada sadece uygulamayı yapıyor. Sınav öncesi son tekrar gibi düşünün. Bir sonrakine diğer öğrenci uygulama yapıyor ve daha sonrasında öğrencilerin birbirine geri bildirimleri oluyor. Neyi doğru yaptı, neyi geliştirebilir. En sonunda ise öğrencinin testi var. Yani artık o vakada öğrenci initial assessment'ı kusursuz bir şekilde yapmak zorunda. Bunun değerlendirmesini yapıyoruz. Eğer initial assessment'ta da yine öğrencinin sıkıntısı varsa biz bu öğrenciyi tekrardan alıp görmediği dördüncü vaka. Biz 3 tane istasyona gezdiriyoruz ama dördüncü istasyondaki vakayı o çocuk görmemiş. Bir tekrar değerlendirir misin? Sence bu initial assessment'ta bir önceki testi yapmıştın ama biz bunu da tekrar değerlendirmeni istiyoruz şeklinde. Öğrencinin tekrar değerlendirmesini ve kendi yaptığı yanlışları kendinin bularak doğruyu tekrardan yapmasını sağlıyoruz. Dediğim gibi bu testte skorların çok bir önemi yok. Ama eğer bir öğrencide instructor adayı
potansiyeli varsa her öğrenci değerlendirildiği zaman gün sonunda skorlarını dediğim gibi biz her gün her öğrencinin slaytını hazırlıyoruz. 20 öğrencinin slaytı, pre-testi, post-testi, o gün içindeki değerlendirmesi hepsi hazırlanıyor ve her gün sonunda değerlendiriliyor. En son gün kurs bittikten sonra sertifikasyondan önce bizim bir fakülte meetingimiz yani toplantımız daha oluyor. Burada artık şu kararı vermek zorundayız. Bu öğrencilerin içinde instructor olabilecek öğrencilerimiz var mı? Bunun için gün boyuncaki değerlendirmeleri, initial assessment değerlendirmeleri, hocaların gözlemleri, öğrencinin gülüşündeki performansı hepsi tekrar tekrar değerlendiriliyor ve en sonunda bir karar veriliyor. İşte bu çocukta instructor potansiyeli var. Instructor potansiyeli olan öğrencilere ne yapıyoruz? Biz onlara bir davet mektubu veriyoruz. Bu 3 yıl boyunca sen bu kursta başarılıydın. 3 yıl boyunca herhangi bir instructor kursuna başvurduğun zaman bu davet mektubuyla seni instructor kursuna kabul edeceğiz diye. Eğer instructor potansiyeliniz yoksa kursu başarıyla tamamladınız ama instructor potansiyeli olmadığı için herhangi bir instructor kursuna katılamıyor. 2 yıl boyunca eğer daha sonrasında tekrar ATLS'nin şöyle bir şey var. 2 yılda bir online olarak güncellemeniz gerekiyor. Güncellediğiniz zaman 2 yıl içinde instructor potansiyeliniz tekrar çıktıysa o 2 yılın sonunda tekrar instructor kursuna katılma belgesi alabiliyorsunuz. Instructor potansiyeli olabilmesi için öğrencinin de post testte yaklaşık diyorum 75'in üzerinde bir skora sahip olması lazım. Remedial teste giren öğrencilerin instructor potansiyeli olma ihtimali daha düşük oluyor. Yani remedial'da 75'in ilk testte 75'in altında aldıysa remedial'da 75'in üstünde almış olsa bile ne bu çocuğa instructor potansiyeli veremiyoruz. Dediğim gibi bütün bunların standartizasyonu ve düzgün bir şekilde yürütülmesi kurs koordinatörünün yükümlülüğünde ve bu kursun standartizasyona çıkmama sebeplerinden birisi de koordinasyonun hatasız olmak zorunda olması. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu en son kursumuzdan bir görüntü. İçinde kursiyerlerimizin dağılımı gerçekten çok farklı. Yeni mezunlardan kıdemli profesörlere kadar kursiyerlerimiz oluyor her kursta. En son kursumuzda yine Ömer hocamız vardı. Gastrik bypass cerrahisiyle uğraşan bir Kartal Eğitim Araştırma'da profesörümüz. Sorularınız varsa sorularınızı cevaplayabilirim. Teşekkür ederiz Erdal hocama. Güzel sunumları. En sona alalım Erdal hocam soruları ve katkıları. Çok teşekkür ediyoruz sayın koordinatörümüze. O her şeydir yani. Medulla spinalis. Aman ha Mustafa gibi olma. Mustafa yakın zamanda vertebral diz sekmesi cerrahisi oldu. Sırtı ATLS'e dayanamadı yani Allah. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki konumuz Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Doktor Nihat Ökenek bize ATLS, PHTLS ve TIM Türkiye'deki şeylerini bugüne kadar yapıla gelen şeylerden bahsedecek. Buyurun Nihat Hocam. Herkese günaydın. Öncelikle oturuma katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Hocalarıma, değerli derneğimize, yöneticilerimize de keza çok teşekkür ederim. Ben size aslında bizim bu yolculuğumuzdan bahsedeceğim. Teknik kısım değil de biraz öyküsünden bahsedeceğim. Nasıl bu yola çıktık, neler yaşadık ondan bahsetmek istiyorum. Çok fazla yazı metin kullanmayacağım, fotoğraf kullanacağım daha çok. ATLS Türkiye ekibi kuruluyor diye yola çıktık. Bir gün bir WhatsApp grubu, Behçet Hoca'dan gelen bir haber, Atuder'den gelen bir haber. Türkiye'nin farklı şehirlerinden 7 tane acil tıp uzmanı, bir tane göğüs cerrahisi uzmanı, içinde 2 profesör olan bir grup hep beraber bir yere gideceğiz dediler. Tamam dedim ben de, beni de aradılar. Daha öncesinde tanımıyordum ekipten kimseyi. Sonra biz yola çıktık, kendimi Ankara'da buldum. Ankara'da havalimanında nereye gidiyoruz? Ürdün, Amman'a gidiyoruz dediler. İyi dedim gidelim. Biz gittik gördüğünüz gibi şu bizim ilk bizi Amman'da karşılayan VIP aracımız. Bu araçla birlikte yola çıktık. Ürdün'de ATLS'de şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar da anlattı. Kursa geliyorsunuz uygulayıcı sertifikası alıyorsunuz. Eğer kurs tarafından kursun fakültesi tarafından beğenilirseniz eğitici
potansiyeliniz olduğu veriliyor. Daha sonra da bir eğitici kursuna gelmeniz gerekiyor. Daha sonra eğitici adayı oluyorsunuz eğitici kursunu bitirince. Sonra da bir kursta ders anlatırsanız ve gene başarılı olursanız eğitici oluyorsunuz. Biz gittik orada sabah 7'den akşam 8'e kadar hastanedeyiz, oteldeyiz. Sürekli çalışıyoruz, ders çalışıyoruz, üniversite yılları gibi. Çok yoğun bir programa tabi tutulduk tabii ki orada. Hocalarımla, değerli hocalarımla birlikte o günlerde sürekli bilgisayar başında çalışıyoruz. İşte ATLS'nin bölgeleri var. Mustafa Hocam'ın bahsettiği gibi biz 17. bölgeye bağlıyız. 17. bölge başkanı var. Bizi devamlı gözlemliyorlar. Acaba şimdi kurs çok standartları olan, kuralları olan bir kurs. Ve kursun kalitesini bozmamak için dünyanın her yerinde bu standartları korumak istiyorlar. O yüzden kursu getirecek ekibe de titizlikle yaklaştılar ve sürekli bizi monitörize ettiler. Sürekli bize geri bildirim yaptılar ve sürekli bizim tarzımızı oluşturmamıza katkı sağladılar. Bir de ATLS'nin şöyle güzel bir yanı var. Hocalarım söylediler zaten. Interactive discussion. Destekleyici bir çevre ve insanların birbirinden öğrendiği bir ortam. Şey değil yani, biz çıkıp orada slaytları geçip bir bir anlatmıyoruz. Sorulara katılımcılar cevap veriyor. Ve üçüncü günün sonunda bütün katılımcılar, eğiticiler o kadar pozitif, güzel bir hava oluyor ki. Herkes arkadaş oluyor, herkes çok mutlu ayrılıyor kurstan. Öyle güzel bir yönü var. Ve hocalarım görüyorsunuz, işte iki profesör, bir acil uzmanı, bir göğüs cerrahisi doçenti oturmuşuz. Travma üzerine konuşuyoruz burada. İstiklal Hospital diye bir hastaneye gidip geldik sürekli. Vessam Bey Educator, Mehmet Hoca ile çok samimi oldular orada. Instructor kursu alırken sunum yaptırılıyor size. Çıkıyorsunuz sahneye, bir konuyu anlatmanız isteniyor. Daha sonra da biz şu an bunu İstanbul'da veya işte Türkiye'nin başka şehirlerinde artık biz yapıyoruz instructor kurslarında. Eğitici geliyor yurt dışından ama biz de fakülte olarak oturuyoruz. Geri bildirim yapıyoruz. Kursun, instructor kursunun birinci gününde bir sunum yapıyorsunuz, 8 dakika. İkinci gün bir daha yapıyorsunuz. Birinci günün sonunda biz size bildirim yapıyoruz. Geri bildirimlerde asla kimseyi aşağı çekecek kötü bir kelime kullanılmıyor. Kursun havası, suyu, her şeyi pozitiflik üzerine kurulmuş. Geri bildirim şöyle yapılıyor. Öncelikle nelerin iyi gittiğini söylüyoruz. Çok iyi hazırlanmıştınız. Sahnede duruşunuz çok iyiydi. Ses tonlamanız çok iyiydi. Vücut dilini kullandınız. Sonra da nelerin geliştirilebileceğini söylüyoruz. Kesinlikle şunu kötü yaptın, bunu kötü yaptın gibi. Yani kimseyi işaretleyen, kimseyi ötekileştiren, kimseyi korkutan. Yani kurs sırasında interaktif diyorum ama standart bir interaktif ders gibi düşünmeyin. Yani hocanın böyle öğrencilerin gözünün içine baktığı, sen cevap ver, şimdi sen cevap ver. Öyle bir ortam değil yani. Kim cevap vermek ister? Açık bir ortam. İsteyen cevap verir. Eğer cevap gelmezse ikinci soru bir pas sorusu olacaktır. Daha basit bir soru. Cevabı söyletene kadar. Öyle mükemmel bir tarzı var yani, farklı. Burada Ürdün'deki ATLS merkezindeyiz. Orada bir hastanenin içinde bir katı tamamen bu iş için ayırmışlardı. Salonları vardı. Bizim ekibimiz, Ürdün'e giden ekibimiz, hocalarım görüyorsunuz. Görüyorsunuz koordinatörümüz bütün karizmasıyla. Daha sonra biz Mayıs ayında, tabii araya biz Ocak ayının sonunda gittik. 2020 yılının Ocak ayının sonunda gittik. Sonra araya pandemi girdi. Dolayısıyla bir süre kursu yapamadık. Bir türlü kapanmalar, yurt dışı kısıtlamaları yüzünden yapamadık. Mayıs 2021 yılında ilk kursumuzu yapmak nasip oldu. Sonra Temmuz ayında ikinci kursu yaptık, Eylül'de üçüncü kursu yaptık. Şimdi dördüncü kursu yapacağız. Yani ATLS gitgide büyüyor, tecrübemiz artıyor. Şimdi hocalarım şeylerden bahsetti. Bir ders anlatılan bölüm var, yani interaktif tartışma yapılan bölüm var. Bir de yetenek istasyonları var. Yetenek istasyonlarında küçük gruplar halinde gördüğünüz gibi mesela bir hastanın X-ray'i tartışılıyor burada. Bu tarz odalarda şeyler var. Bu ilk kursun sonundan çekilmiş bir fotoğraf. Ön tarafta uluslararası ATLS komitesi üyeleri. Ürdün'den, Mısır'dan, Bahreyn'den, Lübnan'dan,
bölge başkanımız. İlk kursta hepsi geldi. Hepsi geldi. Bizi monitörize ettiler. Oturdular oraya ve devamlı notlar aldılar. Devamlı bizi monitörize ettiler. Bu doktor bey, doktor Holly bizi çok destekliyor. Mısır'daki chapter'ın başı her zaman destekliyor yanımızda. Ne zaman kurs yapsak geliyor. Daha sonrasında ekibimiz büyümeye başladı. Hani biz nasıl gittik ki Ürdün'de provider kursu aldık, instructor kursu aldık. İstanbul'daki kursta da instructor potansiyeller vermeye başladık. Ve uygun gördüğümüz hocalarımızı aramıza kattık. Ekibi gitgide büyütmeye başladık. Burada da yeni üyelerimizle birlikteyiz. Şimdi kursta her şey birebir yaşatılmaya çalışılıyor. Vaka senaryolarında mulaj dediğimiz medikal simülasyon ve mulaj teknikleri çok profesyonelce uygulanıyor. Burada da gördüğünüz gibi bir mankende bir son gün yapılan kursun üçüncü günü yapılan initial assessment testinde yani primer bakı testinde verilecek olan canlı mankendeki bir makyajı görüyorsunuz. Bunu özellikle koydum. Ayrıca biz burada bu mankenlerden canlandırma da yapmalarını istiyoruz. Yani solunum sıkıntısı taklidi yap diyoruz. İşte ajitasyon sergile diyoruz. Bu arkadaşlara öncesinde bir briefing veriyoruz. Sonrasında onlar işte rollerini oynuyorlar. Tabii bazen aksaklıklar olabiliyor. Hani çok istekli, hevesli kursiyerler bunları entübe falan etmeye çalışıyor. Orada hemen araya giriyoruz. Dur yapma. O canlı yaşıyor aslında falan. Öyle şeyler de başımıza geliyor. Tabii ona izin vermiyoruz. Bu ikinci kursumuzdan bir fotoğraf. Gördüğünüz gibi kursta herkesin konforu gayet yerinde. Kendi oturuşlarından belli zaten. Özellikle koydum bu resmi. Herkes çok rahat, konforlu. Instructor ayakta salona bakıyor, göz teması kuruyor. İnsanlara 1,5 metreden daha yakın durmuyor. Alan hakimiyeti var. Kursun atmosferi böyle bir atmosfer. Evet. O fotoğrafa bir gelebilir misin hocam? Bir şey söyleyeceğim. Tabii hocam. Şurada arka tarafta ayakta duran siyah ceketli birisi. Bu Bahreyn'de milletvekili aynı zamanda. Ve Bahreyn'in de aynı zamanda şefi. Adam hem siyaset yapıyor hem politika yapıyor. Evet, Doktor Cemal Bahreyn'de. Bahreyn bir ada ülkesi, küçük bir ada ülkesi, çok küçük. İşte Katar'a falan bir yolla bağlanıyor. Bayağı küçük, bize evinin resmini atmıştı gelin diye. Ama o da çok ciddi bir hekim, iyi bir akademisyen. Zaten ATLS ile aslında uğraşan herkes çok ciddi akademik altyapıları olan insanlar. Öteki bizim Ürdün'de bizi misafir eden doktor mesela Oxford'da pediatrik ortopedi yan dalı yapmış. Bölgenin en ünlü ortopedik cerrahlarından birisi. İşte Cemal Bey çok yüksek impact'li dergilerde yayınlar yapan. Ki adam İstanbul'a geldi, bir gün boşlukları vardı, onları gezdirecektik, ben gelmeyeceğim dedi, benim bir yazım var onunla uğraşacağım dedi. Çok akademik bir ekip. Yani çok ciddi bir heyecanla başladı bu kurs. İyiye gidiyor. Herkesin katılmasını öneririm. Burada da görüyorsunuz ilk kursumuzdan sonra yeni katılımcılarımız, yeni providerlarımız. ATLS kursu böyle bir heyecanla başladı. Tabii ATLS kursunun bize yarattığı standart algoritma yaklaşımı, guideline'ları okuyorsunuz ama bunları yaşayarak, kurs içinde bu tarz interaktif, dokunarak, ederek, bilgiyi oturtarak, bilgiyi kullanarak öğrenmek daha farklı bir format yaratıyor. Daha sonrasında biz bu yılın Ağustos ayında PHTLS kursu yapmaya başladık. PHTLS kursundan şöyle bahsedeyim. NAEMT diye bir kuruluş var. National Association of Emergency Medicine Technicians. Amerikan Acil Tıp Teknisyenleri Birliği. Onların da ATLS'nin aynı formatında ama hastane öncesi için planlanmış bir kursları var. Behçet Hocam'ın çabalarıyla o kuruluşun da uluslararası sorumlularıyla, yöneticileriyle iletişime geçilip bu kursun ilk adımları için Türkiye'de adım atıldı. Daha sonra Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Atudar işbirliğiyle bu kursun ilki de İstanbul'da gerçekleştirildi.
PhD'lisin, ATLS'den bir farkı var. ATLS'de ABCD approach yaklaşımı var, ABCD. PhD'lisinde ex-ABCD'i var, ex-external hemoroji. Yani external hemorojiyi direkt pre-hospital fazda halledin diyor. Bu kursu yaparken de, bu kursların hepsi İngilizce. PhD'lisi de İngilizce yapıyoruz bu arada. Katılımcılar İngilizce ile ilgili kaygıları oldu. Hepimizin olabilir. Ama emin olun kurstan sonra instructorluk alanlar oldu. Bu kaygılarının yersiz olduğunu anladılar. Yani bu kursa katılmakla ilgili, dil bariyeri ile ilgili hiçbir kaygınız olmasın. Çünkü kurstaki bütün metinler, anlatılan dersler, kullanılan slaytlar daha önceden ayarlanmış. Dil düzeyi uluslararası olması için hiçbir katılımcıyı zorlamayacak seviyede. Cümleler özenle seçilmiş. Bizim kullandığımız cümleler de çok, bu guideline'ın dışına çıkamıyoruz zaten. Ona göre seçiyoruz. PhD'lis kursunda da hastane öncesine dair yaklaşımlar aynı şekilde interactive discussion, soru cevap ve sonrasında da skill station'lar, yetenek istasyonları şeklinde ilerledi. Bu kursta tabii PhD'lis kursundaki yetenek istasyonları ATLS'den bazıları farklıydı. Bizim için de çok öğretici oldu. Aslında acil tıp uzmanlarının da PhD'lis kursuna katılmasını ben faydalı görürüm. Çünkü mesela araçtan yaralı çıkarmak gibi hastane dışındaki uygulamaların pratiklerini yapabiliyorsunuz. Burada Doktor İrşat Bey'i görüyorsunuz. Dünya Sağlık Örgütü İstanbul Bölge Direktörü. Arkada Doktor Ken Bey var. O da bize online olarak bağlandı. Bir laptop vasıtasıyla sürekli kursu monitörize etti online. Bu şekilde İstanbul Anadolu Yakası 112 İl Ambulans Servisi'nin eğitim salonunda yaptık bu kursu. Tabii bu kursların bazı masrafları var. Bütün bu yabancılar, konuşmacılar, katılımcılar, sertifikasyonların ücretleri var. Gerek Atudar olsun, gerek Behçet Hoca kendi bütçesinden olsun. Yani bir şey beklemeden uzun süredir bunları karşılıyorlar. Kursun geliri de var. Hani bu gelirler kurs bazılarına pahalı gelebilir ama bu gelirler buralara gidiyor. Aslında pahalı bir kurs değil. Nitekim bu kurs yurt dışında almak isterseniz araştırabilirsiniz. Göreceksiniz ki Türkiye'deki fiyatın en az 1,5 katı İngiltere'de, Amerika'da. Ve mesela siz bu kursu alırsanız bu sertifikayla Amerika'da travma hastası bakabilirsiniz. Veya bu kursa gelip instructor olursanız Amerika'da, Baltimore'da gidip bu dersi anlatabilirsiniz. Herhangi başka bir şeye ihtiyaç duymadan. Doktor Holly gene burada. Gördüğünüz gibi Mısır'dan kalktı geldi gene. Biz ilk kursu yaptık PhD'liste. Daha sonra paramediklerden eğiticilerimizi, instructorlarımızı belirledik. Arkadaşlar da yaptılar. Şimdi buna da devam edeceğiz. İkincisini de yapacağız inşallah. 5-7 Kasım'da Ankara'da olacağız. Hacettepe Üniversitesi'nde gideceğiz ekibimizde. Bir de team kursu var. Aslında bu kursların hepsi American College of Surgeons'ın kursları. Team kursu da Trauma Evaluation and Management kursu. Sabah 8'den öğlen 12'ye kadar 2-3 derslik bir travmaya temel yaklaşım ABCDE konseptinin anlatımı var. Ama tıp öğrencilerine yönelik. Öğleden sonra da bazı yetenek istasyonları, servikal stabilizasyon, log roll, işte havayolu manevraları gibi bazı manevralar gösteriyoruz. Bunun da ilkini yaptık. Bahçeşehir'de yaptık. Göztepe Medikal Park Hastanesi İstanbul'da 70 tane tıp öğrencisine yaptık bu kursu da. Çok keyifli bir kurs. ATLS ekibine dahil olursanız bu kursu da bir günlük bu kursu ve sertifika da veriyoruz. American College of Surgeons'ın tıp öğrencileri de çok ilgililer. Gerçekten onlar bizden daha heyecanlılar. Yani hem öğrenmeye hem uluslararası sertifika almak için daha heyecanlılar. Eğer bu ekibe dahil olursanız bir gün sizler de bu kursları da verebilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Herhangi bir sorunuz, katkınız var mıdır? Nihat Hocam'a çok teşekkür ediyoruz. Soru katkıları şeyden sonra alacağız tamam. Eğer olursa. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Tamam, teşekkür ederim ben de. Şimdi de bir sonraki, iki daha şeyimiz kaldı ama kısa, bunlar kısa sürecek. Initial Assessment ve Management'ı anlatmak üzere Gaziantep'ten
uzman doktor Tutku Tek davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Herkese merhaba. ATLS'in bir üyesi olmaktan çok mutluyum. Bu kadar büyüyebileceğini biz bile hayal edemiyorduk. Ben size normalde interaktif fotoğraflarda da gördüğünüz gibi küçük bir sınıfta interaktif olan sorulara katılıcıların cevap verdiği bir dersin demosunu göstereceğim. Burada çok efektif yapamayacağız onu. Sanki sizler cevap veriyormuşsunuz gibi ilerleyeceğim. Biraz da kısalttım süreyi koruyabilmemiz adına. Initial Assessment ve Management, hastanın ilk değerlendirmesi ATLS'in aslında travma yönetiminin en çekirdek kısmını söylüyor. Normalde bunun gibi 13 tane dersimiz var interaktif. Ama Initial Assessment'ın mantığını anlayan biri pediatrik travmayı, geriatrik travmayı, gebe travmasını her şeyi yönetebiliyor. Şimdi böyle case senaryolarımız var. Az önce Mustafa hocamızın anlattığı gibi yaralanmanın mekanizması 18 yaş erkek, kemersiz bir sürücü ağaca çarpmış. Yani bu bakıyla yüksek enerjili bir travma mı diye soruyoruz. Evet diye karşılık alıyoruz. Bize gelirken pre-hospital yaralanmaları belirtilmemiş. Her şey çıkabilir bu hastanın altından. Vital bulgularından haberimiz yok. Hasta uzun süre araçta kalmış. Acil servise ambulansla gelmiş, en azından ambulansla geldi vurgusu şu, servikal kolar takılmış olabilir, işte omurga tahtasıyla gelmiş olabilir, en azından biraz pre-hospital bir müdahale yapılmış. Oksijen alıyor, biz ATLS'de şöyle bir sloganımız var, travma hastası karşılama hoş geldin paketi, oksijen ve spinal hareketin kısıtlanması. Boyunluk, spinal tahta ve oksijen travma hastasının karşılama paketidir. Travma tahtasıyla bize başvuran bir hasta. Şimdi biz bu hasta gelmeden nasıl hazırlık yaparız? Bu hasta nezdinde değil aslında. Bütün travma hastaları gelmeden ekipman kontrolü, entübasyon yapacaksak işte entübasyon malzemelerinin kontrolü, ısıtılmış serumlarımız var mı onların kontrolü, travma tahtamız hazır mı, travma ekibi, yönetecek ekibin rol dağılımlarıyla birlikte ekip hazır mı bunları kontrol etmemiz lazım. Peki bize başka hangi bilgiler yardımcı olurdu? Hastanın vitalleri, mesela eksli bir trafik kazasıysa yanındaki kişinin eksi olduğu bilgisi. İlk bakıda yani 112 vizi, bizim ülkemizde böyle bir sistem yok ama 112 vizi yolda arayıp femurdan bir eksternal kanamamız var, femurda şekil bozukluğu var, karnından bıçaklanmış gibi ön bir o olay yeri, olay yerindeki sahneyle ilgili ön bir bilgilendirme yapılırsa tabii ki bizim hasta ile ilgili beklentilerimiz ne planladığımız da değişebilir. Peki biz bu hastada kemersiz bir trafik kazası ne bekleyebiliriz? Tepeden tırnağa her sistemle ilgili yaralanma olabilir. Servikal, batın, toraks, genital, uzun kemik kırıkları, yüzeyel yaralanmalar, her türlü şeyi, travmayı bekleyebiliyoruz bu hastada. Şimdi bize acil sağlık hizmetleri hastanın letarjik ve homurdanarak anlamsızca konuştuğunu raporlamış. Yüz yaralanması var ve vitalleri bu şekilde taşikardik, hipotansif, belki minimal takipneik, desatüre, vücut ısısı 36. Şimdi hastaneye getirildi hastamız. Birazcık daha hipotansifleşmeye başladı, daha desatüre oldu. İlk bakıda yani ilk şu vitallere baktığımızda hipotansif olması bir şok tablosunda olduğunu gösteriyor ama şokun türünü anlayabilecek bilgiye sahip değiliz şu an. Desatüre muhtemelen ya hava yolunda ya toraksta bir yaralanması var. Yüz yaralanması da var. Hava yoluyla ilgili bir sıkıntı yaşıyor olabilir hasta. Biz nelerden endişeleniyoruz? Hipotansif taşikardik olması, belki bir kanama odağı, belki bir spinal şok, herhangi bir yerde şokla ilgili ve genelde de travma hastalarının büyük bir olasılıkla hemorajik şokta olması sebebiyle bir kanama olabileceğinden şüpheleniyoruz. Toraks travması, airway, hava yolu kötüleşmesiyle ilgili bir patolojisi olduğundan şüpheleniyoruz. Peki bizim hasta yönetiminde nasıl önceliklerimiz var? Ne travması olursa olsun
bize bir tek yanıklarda yanık sürecini durdurmak haricinde ne travması olursa olsun sadece ve sadece önceliğimiz A, B, C, D, E. Bu gebe de olsa, bu yaşlı da olsa, bu ne olursa olsun bizim hiçbir şekilde önceliklerimiz değişmiyor. Airway kontrolüyle başlayıp A, B, C, D değerlendirmesi yapıyoruz. Şimdi primer bakıda neleri değerlendirdik? A'de yüz travması var. Ama saçmalıyor, saçmaladığına göre ses çıkarabiliyor. En azından airway'i acil durumda müdahale edebilecek bir tıkanıklığı yok. Göğüs sesleri azalmış sol tarafta. Boyun venlerinde dolgunluk yok. Hayatı tehdit edecek bir toraks travması yok gibi duruyor, acil müdahale edilecek. Hasta şok tablosunda gibiydi, hipotansif taşikardik. Hafif bir kanaması var, açık femur kırığı var. Abrazyonları var sol tarafta. Bunların hepsi kanama odağı olabilecek yerler. C'de değerlendiriyoruz bunları. Ve belki en azından hassasiyet muayenesiyle pelvik kırığı olabilir. Pelvik kırık da kanama, circulation partında. D'de de ağrıyı lokalize edebiliyor. Ağrılı uyarana ses çıkarabiliyor. Gözlerini açamıyor. Glasgow'u 8 bu hastanın. Şimdi yine söylüyorum, durum ne olursa olsun, hasta en azından havayolu açık olması sebebiyle ama Glasgow'u da 8 olması sebebiyle havayolu açıklığını sürdürebilir bir bilinç durumunda değil. A, B, C, D, E'nin bütün partlarını değerlendirdik. Şimdi hangisine müdahale etmeliyiz ona bakmamız gerekiyor. Hastayı entübe ettik çünkü atıyorum airway kullandık, suction yaptık. Bir şekilde hasta mevcut bilinç durumuyla hava yolu açıklığını sürdürebilir durumda değil. Femur fraktürünü redükte ettik, immobilize hale getirdik, kanamayı durdurmanın ilk önemli adımlarından biri. Pelvik stabilizasyon aparatı, pelvik kemer uyguladık. Isıtılmış salin, ısıtılmış SF uyguladık ve cross ihmal S hazırlığı yaptık. Travma hastalarında gelir gelmez ABCC partında değerlendiriyoruz ama kan örnekleri işte kadın hastaysa beta ECG, toksik parametreler, alkol bir sürü kan örneklerini de alıp kan hazırlığı yapmamız gerekiyor. Eğer ki hastamız 1 litre yolculuk sırasında da onu sorgulamak lazım. Hastaneye getirilirken de mayi verilmiş olabilir. Eğer ki mayi kontenjanını doldurmuşsa herhangi bir problem yaşamamak adına cross ihmal ya da cross hazırlıklı kan ürünlerine başlamamız gerekiyor. Sizlerin de bildiği gibi hastanın vitalleri geldiğine göre göreceli düzeldi. Biz initial assessment'ta da skill station'larda da şöyle bir yaklaşımımız var. Eğer ki siz size eğitim veren kişiye, sizi yönlendiren kişiye vitallerini sormazsanız sabaha kadar size vitalleri söylemez ve aslında hastanız ölmüş olabilir. Dinamik süreçle sürekli vital bulguları sorguluyoruz. Yaptığımız müdahalelerle taşikardisi düzeldi, hipotansiyon göreceli, normotansif oldu hasta. Solunum sayısı hep aynı stabillikte, oksijen satürasyonu yükseldi. Biz hastayı entübe ettik, oksijeni de düzeldi. Sözel uyarana yanıtı var, gözlerini açabiliyor ve karşı koyabiliyor. Glasgow'u da göreceli toparladı. Şimdi biz A, B, C, D, E'yi belli bir sırayla yaptık. Glasgow'un da iyileştiğini gördük. Peki ne yapacağız? A, B, C, D'yi de 3 aşağı 5 yukarı bir hastanın akıbetinin belirli olması lazım. ATLS'de bahsettiğimiz kritik tedavi kararları var. Bundan birazdan bahsedecek size İlker Hocam. Kritik zamanlarda hastanın transferi mi, yatışı mı, ameliyatı mı, cerrahla mı görüşülecek? Bunları aslında bu lineer süreçte airway'i, breathing'i değerlendirirken karar vermemiz gerekiyor. Şimdi neler yapabiliriz? Pelvik kırığı vardı, yatak başı pelvik x-ray isteyebiliriz. Test yapabiliriz hastaya. Akciğerle ilgili röntgen çektirebiliriz. Primer bakının ajansları yani ek tetkikleri sadece yatak başı yapılır. Hastayı alıp BT'ye gönderemeyiz. Çünkü primer bakıda hala hastayı tüm sistemler açısından stabilize etmeye çalışıyoruz. Peki ne testler alabiliriz transfer kararından önce? Evet, kan testleri alabiliriz. Yatak başı USG yapabiliriz. Yatak başı X-ray çekebiliriz. Ama hastayı mobilize etmeye kararımız varsa ve bu hasta eğer ki hastanemizin kapasitesi müsait değilse hastanın transferini geciktirecek hiçbir ek tetkik yapmamalıyız.
Hastanın bilinç durumu bizim yaptıklarımızla düzeldi. Gözlerini açabiliyor, normal fleksiyon yanıtı var. Hala göreceli hipotansif, taşikardik. Her iki tarafta eşit akciğer sesleri alınıyor. Şimdi baktığımızda A, B, C, D göreceli stabil gibi duruyor. Biz bu sefer primer bakı tamamlandıktan sonra tepeden tırnağa olan sekonder bakıya geçiyoruz. Bilateral ışık refleksi var mı? Nasıl? Dışarıdan bakıldığında bir ekimozu var mı? Laserasyonu var mı? Yumuşak doku yaralanması var mı? Ki sizlerin de çok iyi bildiği gibi skalpte bir laserasyon ağır kafa travmasının sadece bir bulgusu, yani tek bulgusu da olabilir. İşte kulak muayenesi, vücudun herhangi bir yerinde yaygın abrazyon var mı? Bakmışız, hemotimponi mu var, ekimozlu var. Batın rahat, distendü değil. Şimdi kritik karar şu, bu hastanın durumu da göreceli stabilize oldu. Bu hastayı stabilize ettikten sonra sekonder bakıya da başladım. Ama ben ikinci basamak bir devlet hastanesinde çalışıyorum ve beyin cerrahım yok. Bu hastayı en kısa sürede, onun sekonder beyin hasarı gelişmeden en kısa sürede, en güvenli şekilde en yakın travma hastanesine, cerrahın da olduğu bir travma hastanesine sevk etmem lazım. Peki ailesi, ki bunu Türkiye'de çok yaşıyoruz, ailesi bana dedi ki hayır, sen, biz bu hastanın neyi olduğunu merak ediyoruz, bize tomografi çekin. Hastaya zarar verecek, transferimi geciktirecek, çektiğimde hastaya ilerletebileceğim herhangi bir imkanım olmadığı hiçbir tetkiki yapmıyorum. Benim olayım üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil, tanı koymaya çalışmıyorum. Hastanın potansiyel yaralanmalarını, potansiyel risklerini tespit edip hastayı en ideal, en güvenli şekilde transfer etmeye çalışıyorum. Aileye de bunun doğru olmadığını anlatıyorum. Gideceği yere böyle bir müdahalede yaptım, geldiğinde vitalleri şuydu ama şu an bu duruma geldi diye de kayıtlı, medikolegal olarak da kendimi koruyacak şekilde bildiriyorum. Biz bu hastayı hava yoluyla transfer, yani bu hasta travma merkezine transfer edilmiş ve intrakraniyal hematom olduğu saptanmış. Bakın, ben tanı koymadım, sadece imkanlarımın olmadığını biliyordum, ileri tetkik ve tedavi için yönlendirdim. Çok teşekkür ederim. Soruları en son alıyoruz. Bu çok daha uzun bir ders. Size kısalttım. İnteraktif olduğunda çok daha eğlenceli oluyor. Umarım sizleri bir sonraki kursumuzda görürüz. Herkese teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum Türkan Hanım'a. Elinize sağlık. Şimdi bu oturumun son konuşmacısı Kahramanmaraş Üçlü İmam Üniversitesi'nden Doktor İlker Akbaş bize transferle ilgili kısmından bahsedecek. Kısa sürecek. Sonra da bitirmiş olacağız. Hocam buyurunuz. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Doktor İlker ben. Kahramanmaraş Üçlü İmam Üniversitesi'nde çalışıyorum. Doktor öğretim üyesiyim. Acil tıp uzmanıyım. Aynı zamanda bir ATLS eğitimcisiyim. Şimdi kongrenin bu son gününde burada olduğunuz için hepinize öncelikle teşekkür ediyorum. Ben dersi ön tarafta yapmak istiyorum hocam, müsaitse. Biraz interaktif olması amacıyla. Konumuz travma hastasının kesin bakımı için transferi. Bizim için önemli konulardan bir tanesi, çünkü bir ATLS sağlayıcısının ya da acilde çalışan bir hekimin üç temel sorumluluğu var travma hastası geldiğinde. Bir, resüte etmek. İki, klinik durumunu stabillemek. Üç, kesin tedavi için hastayı yöneltmek. Kesin tedavi ne olabilir? Ameliyathaneye göndermek olabilir. Yoğun bakımda takip olabilir ya da serviste izlem olabilir. Eğer hastaneniz bu kapasiteyi karşılaşıyorsa sıkıntı yok. Hemen yukarı arıyorsunuz, konsülte ediyorsunuz, hastayı yatırıyorsunuz. Ama hastanede kesin tedavi veremiyorsan, bu durumda hastayı zaman kaybetmeden en yakın ve en uygun merkeze göndermen lazım. Bu da bizim sorumluluğumuz. Bunu siz koydurdunuz herhalde. Benim sana evet, sunumda yoktu. Evet, orada bu. Dur. Bunu İlker Hoca'dan habersiz olarak evet. Ben koydurttum. Şey olsun diye. Şimdi bunu özellikle size sormak istiyorum gerçekten. Burada bulunan bir erkek ve bayan şeyden Elazığ'dan Doktor Fuat Malkoç, ortopedi uzmanı, 1970'lik yıllarda İstanbul Çapa'dan mezun olmuş, yıllardır belki 30 yıldan fazladır hekimlik yapıyor. Kendisi 65 yaşlarında. 5 yıldır ATLS'yi takip ediyor. Acaba nerede bulabileceğim diye merak etmiş. 5 yıldır araştırıyorum. Nerede olacak, gidebileceğim bir yer bulsam da gitsem.
Sonra bir yerde işte online görmüş ve gelip katıldı. Yanındaki de Erva, o da bu sene 2020 mezunu, yine Çapa'dan mezun bir kardeşimiz. Aralarında 47 yaş var, yok daha fazla pardon, 50 ile yakın bir şey, 45 yaş var. Ben bunu niye koyuyorum? Bu fotoğrafı ben kendim çekmiştim. Bir jenerasyon, kaç tane, Turku da oradaydı, o bu fotoğrafın karesine giremedi o anda. Yani bu kursların, diğer kurslarda da öyle, güzel taraflarından bir tanesi, 70 yaşında da biri geliyor, ondan sonra yeni mezun olmuş bir hekim de geliyor. 40 yıl arada aynı fakülteden mezun olmuş iki kişi, 40 yıl arayla. Böyle çok hoşuma gitmişti. Bu hocamız geldi, 5 gün boyunca hiç yüksünmeden bütün kurslara, bütün stationlara girdi. Tek tek hepsini takip etti. Ondan sonra çok güzel de bir başarı gösterdi. O kadar mutluydu ki, yani hayatımda gördüğüm en güzel kurs diye kendisini niteledi. 5 yıldır da bekliyormuş, yani bu ifadelerini söyledi. Bu Ervah da İngiltere'ye gitmek için bu kursu alması gerekiyor. Bu İngiltere'ye gidecek arkadaşlar varsa onlara söyleyeyim. Bu kurs mecburidir. O da geldi, bu kursu aldı ve İngiltere'ye gitti. Geçen hafta ben bir sosyal medyada gördüm. Havaalanında fotoğraf çekmiş. İngiltere'ye pediatrist olmak için gitti. Yani gitti, oraya başladı. Böyle bir şey, hatıra olsun diye şey yapmıştım. Evet. Teşekkür ederim. Bu da diğer resim, evet. Sanırım hocamızda. Evet. Bunu da şimdi en uzun adam ve en kısa adamlarımızı yani yana getirdim, fotoğraf çektirmiştik. Ortadaki hakikaten 2 metreyi aşan bir hocamız. Yan tarafta da işte benim boyumda olan bir 17. bölge başkanı George. Evet hocam. Evet, devam edersek dersimize. Kesin bakım için bir hastanın transfer kararı, hastanın tanı konulan veya şüphelenen yaralanmalarına, bu yaralanmaların klinik progresyonuna ve başta potansiyel hayati tehdit edici durumlar olmak üzere sizlerin bu hastalıkları ne kadar tanıyabildiğinize ve ne kadar tedavi edebildiğinize göre değişiyor. İşte bu nedenlerden dolayı bir ATLS sağlayıcısının ya da acil hekiminin bu faktörleri değerlendirmek için daha hasta gelmeden kendi kapasitesini ve limitasyonlarını, kliniğinin kapasitesini ve limitasyonlarını bilmesi ve hasta geldiği zaman da bunu erkenden tanıyarak transfer etmesi gerekiyor. Şimdi bugünkü konuşacağımız konulardaki öğrenme hedeflerimiz neler? 1. Erken nakil gereken hastayı tanıyalım diyeceğiz. 2. Sevk eden ekibin bir takım sorumlulukları var. Kabul eden ekibin bir takım sorumlulukları var. Bunlar nelerdir? Bunlardan konuşacağız. Bir de transfer öncesi yapmak gerekenlerden, stabilizasyondan ve hangi görüntüler gerekiyor, bunlardan konuşacağız. Dediğimiz gibi vaka üzerinden gidiyoruz. 17 yaşında bir erkek hastamız var. Arazi dışında bir trafik kazası geçiriyor. Muhtemelen ATV sürüyor. Sizin hastanenize getiriyor. Hastaneniz imkan ne? 20 yataklı kırsal bir hastanede çalışıyorsunuz. İnjürilerine bakıyorsunuz. Breathing shallow. Yüzeye bir solunumu var hastanın. Görünürde bir pelviste travması var. Anstabil pelvis kırığı var. Sol uylukta bir deformitesi var. Vitallerine baktığınız zaman kalp hızı 120, kan basıncı 85, GKS'si 15. Peki hastanede neler var? CT, ultrason var ama ortopedistiniz ve nörosurjunuz yok. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Bu hastanın yönetimindeki öncelikleriniz nelerdir? ATLS prensibine göre katkılarınızı bekliyorum çünkü interaktif. ABCD. Çok teşekkür ediyorum Nihat Hocam. Bir hastanın travmasından, yaşından, eşlik eden hastalıklarından bağımsız olarak nedir? Hasta geldiği zaman ATLS prensiplerine göre... ATLS prensiplerine göre yönetiyoruz arkadaşlar. İlk önce primer bakıyı hallediyoruz. Ondan sonra sekonder bakıya geçiyoruz. Şimdi burada esas soruma soracağım. Hastanın yaralanmalarını görüyorsunuz. Bu yaralanmalarına göre sizce hastanemiz bu hasta için yeterli mi değil mi? Sevk etmek gerekir mi? Edelim mi etmeyelim mi? Niçin evet, niçin hayır? Ayça Hocam. Ay.
Ayrıca elimizde ultrasonumuz var. Fest yapabiliriz. Batına bakabiliriz. Tomografimiz var. Batını toraksı tomografiyle inceleyebiliriz. Pelvisinde izole bir hassasiyetten bahsediyoruz. Muhtemelen pelvik bir fraktürü var. Çok güzel. Hemorajik şoka doğru gidiyor. Hipotansiyonu var. Hastanın taşikardisi var. Muhtemelen ortopedi bizim işimizi görecek gibi duruyor. Ortopedistimiz yok değil mi? Burada çok güzel bir yere vurgu yaptı. Ortopedistimiz yok. Pardon. Ortopedistimiz yokmuş. Orayı göremedim. Ben nörosurjeriye takıldım orada. Ortopedistimiz yok. Ortopediste ihtiyacımız var. Bir de genel cerrah ihtiyacımız var gibi duruyor sanki. Evet, kesinlikle çok doğru. Bu hastanın yaralanmalarını şu aşamada bilmek mümkün değil ama bildiğimiz bir şey var. Bu hastanın pelvisi anstabil ve en azından bir tane ortopediste ihtiyacım var ya da girişimsel radyoloğa ihtiyacım olabilir. Yani bu hasta için aslında uygun değil hastanemiz. Uzun süre bu hastayı burada tutmamızın imkanı yok. Bu hastayı bir an önce sevk etmek, elimizden çıkartmak gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum katkınız için. Şimdi senaryomuz ilerliyor. Hastayı entübe ettik, ABC'ye göre değerlendirdik. Güzel bir solunumu olduğu için entübe ettik. Pelvisini stabilledik, damar yollarını açtık. İki tane geniş damar yolu açmak gerekiyor. Kristalloidleri başladık. Chest grafisini çektik. Tüp güzel bir pozisyonda, herhangi bir sıkıntısı yok. Kan basıncı yükseldi. Kalp hızı düştü hastanın. Pelvik grafisine baktık. Bilateral, inferior ve superior ramus pubislerde kri olduğunu gördük. Primer bakıyı sonlandırdık. İkinci bakıya geçtik. Sol bacakta bir deformitesi var. Uzun bacak ateli yaptık. Pulslar intact. Hastaya kan istedik ve level 1 travma merkeziyle iletişime geçtik. Onlardaki level 1, bizdeki level 3'e tekabül ediyor. Şimdi diğer soruma devam ediyorum. Şimdi bu hastaya zaten göğüs grafisi çektik, pelvis çektik. Ek olarak herhangi bir görüntüleme ister misiniz? Ek görüntüleme ister misiniz? Hocam? Ne isteriz hocam? Yok, genel olarak konuşalım. Bu hasta için tabii retroperitoneal bir bölgeye bir kanaması var mı yok mu? Ve retroperitoneal bölgeye bir kanamayı gösterebilecek bence en önemli şey bir tomografiye doğru gitmemiz gerektiği konusunda. Hocam tomografi diyor. Tomografiden önce isteyen olur mu başka? Grafi diyen oldu. Güzel. Zaten konuşacağız bunda. Başka? Ayç hocam face diyor. Çok teşekkür ederim Ayça Hocam. Hocam sizin görüşünüzü bir sonraki slide'da tartışmaya açacağım. Şimdi tomografi kalsın. Bu hastaya FAST'i istemek lazım. FAST hem primer bir bakının komponenti olduğu için hem de hastamız hipotansif taşikardik olduğu için mutlaka istemek gerekiyor arkadaşlar. Hastaya ne yaptık? 1 litre sıvı verdik. Bu sırada 2 ünitede kan hazırladık. FAST'te de minimal bir sıvısı çıktı. Pelviste hemodinamisi toparladı. Şimdi bu hastayı sevk kararını vermiştik. Göndereceğimiz doktora hangi bilgileri iletelim? Bununla ilgili bir mnemonimiz var, hatırlıyor musunuz transfer noktasında kullandığımız? Bir kısaltma var bilgileri eksik zilletmek için. Değil mi? Neydi? ABC SPAR, hatırlarsınız belki. Karşı tarafa hastanın hava yolunu, solunumunu, dolaşım problemlerini, bunların çözümünü. Airway Breathing Circulation. SPAR dediğimiz Situation, hastanın durumuyla ilgili bilgiler. Background, hastanın geçmişini, vitallerini, şunları bunları. Assessment, işte fizik muayenede ne yaptınız, sorunlarını nasıl çözdünüz, bunları iletmeniz. Ve recommendation'da da hasta hangi transport metoduyla gidecek, yolda nelere dikkat etmek, bunları iletmek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi buradaki esas soru buydu zaten. Gökhan Hocam da ona vurgu yaptı sanırım. Bu hastanın transferi noktasında bir CT'ye ihtiyaç var mıdır, yok mudur? Bu bizim için esas sorulardan bir tanesi. Şimdi bunu çok tartışamıyoruz, zamanımız yok ama ATLS'nin temel prensibi şu arkadaşlar. Bir hastaya transfer kararı verdiğinizde eğer görüntüleme yöntemi hastanın tedavi planını değiştirmiyorsa o görüntülemeyi istememek lazım hocam. Bu hastada FAST yapıldı zaten. FAST'te intraabdominal bir yaralanma gözükmedi. İlk haliyle hastanın hemodinamisi sıvıyla beraber toparladı. Bu noktada bu hastaya ilk basamak hastanede yapacak ekstra bir şey yok. ATLS'nin temel prensibi, oturtmak istediği prensip de transfer noktasında bu. Eğer hastaya bir transfer kararı verdiyseniz hızlıca stabilleyin. Gereksiz radyolojik tetkikler istemeyin. Siz de vakıfsınızdır. Günlük pratiğimizde de öyle oluyor. İlk basamakta çekilen tomografileri biz genelde zaten biz üst düzeyde çalıştığımız için genelde ikinci basamakta tekrarlıyoruz. İstememek lazım. Değil mi? Gönderen doktorun bir takım sorumlulukları var hastanın gidişinde ya da kabul eden doktorun bir takım sorumlulukları var. Bunlar neler olabilir? Gönderen doktorun sorumlulukları. Ayç hocam. Hastanın gelişini, bu arada neleri yaptığımızı, hangi tedavileri kesinlikle verdiğimizi, tüm bilgileri iletmemiz lazım karşı tarafa. Medikasyonları yaptığımız medikasyonları aynen yaptıysak
kan transfüzyonu ya da kan ürünlerini mutlaka belirtmemiz lazım. Transfer sırasında götürecek olan ekibin neye ihtiyacı olduğunu ve tedavi devam et, ve tedavi denemeleri vermesi gerektiğini, hastayı niçin gönderdiğimi, hastadan bir üst basamaktan ne beklediğimi, beklentimin ne olduğunu ve tedavisinde tabii yönlendirici olması şartıyla neye ihtiyacı olduğunu belirtmekte fayda var. Çok teşekkür ederim. Kesinlikle bunları söylemek lazım. Bununla beraber ne yapacağız? Gelir gelmez hemen sevk etmiyoruz. Hastayı ilk önce stabillememiz lazım değil mi? Karşı tarafla iletişime geçmek ve 112'de haber vermek lazım. Alıcı doktorun da bir takım sorumlulukları var. Hastayı değerlendirecek. Hastanemin kapasitesi buna uygun mu değil mi? Buna yardımcı olacak. Eğer hastayı alamıyorsa da hastanın başka bir yer bulması noktasında sevk eden hekime yardımcı olmak zorunda. Hasta birinci basamağa gitti. Level 1 travma merkezinde. Burada yeniden değerlendirildi. A'sı B'si normal ama C'sinde kalp hızı yükseliyor. Kan basıncı düşüyor. CT çektik. Orta düzeyde bir splenik yaralanması var. Aynı zamanda pelviste kompleks bir kırığı var. Direkt grafide de sol femurda fraktürü var. Bu slide'ın vurguladığı nokta, işte benim de söylediğim gibi, ilk basamakta bunu çekmediniz. İkinci basamağa gitti. Daha ileri merkeze gitti. Bu yaralanmalar var ama siz hata yapmadınız. Normal olan, doğru olan ilk basamakta CT'yi almamaktı. Zaten bu hastayı sevk edeceksiniz. Yukarı merkeze. Maalesef bunları kafa birlikte konuşacağız. Soru ve katkıları. Sanırım objektiflere ulaştım. Key learning points'i tekrar etmekte yarar var. Eğer hastanın ihtiyacı kapasitesini açıyorsa mutlaka sevk etmeniz lazım. Sevki hızlandırmanız lazım mutlaka. Ve gereksiz tetkik istememek lazım sevk öncesi. Teşekkür ediyorum. Evet. Bütün hocalarımıza ben çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için size de teşekkür ediyorum. Aslında bir çekiliş yapacaktım. Çıkana ATLS kursu ücretsiz olacaktı ama vazgeçtik şimdi. Başka bir zaman çekiliş yapalım. Öyle değil mi Mustafa Hocam? Zamanımızı da açtığımız için soru cevabı arada alabiliriz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ara veriyoruz. Sağ olun. Evet, aradan sonra bir oturumumuz daha var. Test. Okay, so much. Emre. Normalde de onun bir tane olması lazım. Aklıma mı? Test. Ok. Hello, Fran Maya. Yeah, hello. Okay, happy to see you here. Thank you. We must begin. Okay. Fran Maya began his presentation. He's the director of International Medical Service at the Vitos Gzanit International Hospital in Malaga. And I invite you to begin, Dr. Maya. Okay, I don't know if you loaded the presentation in the system. The sound is not too... Now the sound is better now? They are working, okay. Okay. So they are working on downloading the presentation. Okay. Thank you to be here. You have a very difficult situation now. We have learned. Yeah. I mean, how are you? Things are going better, fortunately. And well, I think it's my dad is coming out of the hospital. I think soon. Yes. We have heard. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Very very happy to be. How is your dad? Yeah. It's fine. It's fine. He's getting okay. better. Okay, yeah, yeah, super. Yeah. So, yeah. We hope to see you next year in May, perhaps. Yeah. I mean,
anytime if nothing like this happens, I mean, I will be happy to see you at all. So, yeah, no problem. Yes, we're waiting you, Dr. Moya. Yeah. Okay. Yeah, thank you. They are preparing the sound. Okay. Yeah, and I think they are I've been informed by the WhatsApp that they are downloading the presentation as we speak. Okay. A few minutes. Yeah. Okay. Dr. Maya, how many years are you working in emergency medicine? Our hospital is a private hospital. We see about 80,000 patients per year. I mean, that's the pre-pandemic, obviously. And we are usually, all our doctors are senior doctors. We don't have residents being a private hospital. So obviously, it's different from a public health hospital in which you have residents and so on. So we are about four doctors in the morning, four doctors in the evening, and two doctors in the night, 24 hours, 365. And we have also two consultant pediatricians because the pediatric emergencies are divided in Spain and the pediatricians specialize in pediatric emergency care, run the department. So apart from four and two emergency physicians all the time, I mean, with the standard of consultant, we have two consultant pediatricians most of the time on the other side. Okay, I think I got control now of the presentation. I don't know. Thank you, Emre, it's okay, we can begin? Okay. Yeah, I think. Let me see if I can. The sound, please. It's okay. Yeah. Okay. Yeah, we can start. You can start. We are listening to you. Okay. Yeah, but I cannot scroll down the presentation. That's the only thing. Yeah. Now, I think I think we can now. Yeah, definitely. So we'll start. Merhaba, everyone, and thank you, IPAT, for inviting me to participate, even online, and always to invite me to a lot of projects and congresses and conferences. So thanks to everyone, especially to Professor Kander and all of you guys. I would like before to think, for everyone involved in emergency medicine to think about what we do now in emergency medicine and how busy our emergency medicine departments are and whatever. I'm going to present a project called Smart ERT that we develop. I mean, it's been developed mainly in the UK by a colleague of mine called Dr. Anjin Mohammed, that he runs the emergency department in Doncaster. And that's where this project has been. It's been proven and it's been tried for the last 4 years. So I would like all the audience to have an open mind. It's a very, I got a lot of slides, but I know that we are restricted in time, so I'll try to make it as fast as possible. I only want to share the concept because this is something that probably we will need a conference in itself. If you have any questions or you are interested more in this project, you can always contact me or Dr. Mohammed in the UK. And then if you want more info, we will be happy to share it with you. So obviously emergency medicine now is a global problem, not only in the developed world,
also in the low middle income countries, because we are increasing the demands every year. We have limited resources, and there are a lot of implications, health, financial, and political. The concept of the Smart ER project is we have to understand what the downtime is in the emergency department and elsewhere, that we want a Smart ER. I mean, we had the idea that the patient has to be the center of the process. This Smart ER works better when we have an increase of activity that is, you know, a bit strange when we are talking about emergency medicine, because it seems like increasing activity is always worse. We think that increasing activity for us is better because the machine engineers everything better, that the patients are part of the solution, that we not only look at the in-reach care, which is where when the patient is in the emergency department, also the system looks at the out-reach care. We try to bring order versus the chaos that usually is and usually happens in the emergency department. And we believe in the major emergence of emergency medicine. Things have to change. Obviously, we need a change. We need to innovate. We need to be modern. We have to embrace technology. Obviously, if we center the process into a patient, that will lead us to have a patient-centered care. We have to rethink the relationships between the patients and us. The pressure is not only because of the blockage of the emergency departments in the exit. Also, when people come to emergency department with low acuity attendances, and I think that happens in every emergency department in the world. The challenge, I mean, I think there is a format problem, you know, with the slide, but anyway, I don't know, you can see that I will tell you that the emergency departments are the most utilized services in acute, sorry, the most utilized department in acute services. Just to give you a figure that usually nearly half of the population, between 35 and 50% of the population of every nation attend the emergency department in 1 year. So in a country like ours in Spain, that we have a population of approximately 40 million, 42 million people, nearly half of that people, so we're talking about 20 million people come to the emergency department nationwide in our country. There is a variable demand, and we know that. We don't have a lot of technology to support us. I mean, it's very variable, the technology that we use in the emergency departments. We have electronic health records, we don't. So we need and require solutions that perform well under high demands. We think that the care doesn't have to stop when the patient leaves. It's got to be a continuity of care, you know, when the patient goes. We have to have a measurable follow-up. Obviously, I think with the technology and with all the things that we have at our disposal, we need digital health solution. We provide in-reach with which we want the patient to engage while he is in the department, and the outreach, which is we need to follow up this patient where they live. So obviously we are talking about innovation, development, and improvement. We try to think ahead for all these things. Obviously we develop this depending on where we are now and we are going to be in a few years. So we know that it's going to be an increase of demands, increased morbidity. The patients are changing. The patients are more pluripathological. The patients, you know, like keep living longer. And obviously they got more expectations. There is a problem with the staffing. I mean, you asked me how many staff, you know, that we have. It's a problem worldwide. We haven't got enough doctors, enough nurses, you know, to attend the population at the moment. Obviously, there's a worry about the cost, the value for money, how efficient we are, and obviously social and IT changes. And that the last one is NHS strategies, because obviously this presentation and this system is working in a national health system hospital in the UK. There is something in the format of this slide anyway when we pass it there, but this slide only show that there have been some strategies in the UK in the national health system, some projects to try to implement technology and digital
workforce in the system. So as long as 2011, they started thinking about how they could do it. But now, I mean, that was obviously a thing for the future, but where are we now? What do we do in the emergency departments? I mean, we haven't changed the system. We haven't changed the way we work many years, probably 60 years, we've been doing the same, which is the patient arrives, the patient registers, the patient waits, even some more. Then it's seen by a healthcare professional for consultation. They discharge, transfer, or we admit him. And there are a lot of social, technological, and patient expectations change over the last decades that I don't think we are ready and we are catering for it. The emergency departments failed to keep up with these developments. That's a fact. I mean, I think everybody, the audience, and everybody working in the emergency department, we got this every day. And obviously, from a clinician perspective, where are we now? Obviously, the departments are always busy, under pressure. The waiting times are longer. We haven't got sometimes a good record keeping. There are many complaints and concerns that we have to face. It's very difficult in the emergency departments to establish accurate audit and data collection. If there is these inefficiencies in the medical staff, that leads to poor performance. There are many duplication of processes. There's a lot of time that we have to spend writing clinical records. Sometimes, you know, we fail to meet targets that even our politicians or the guys, you know, in senior management put on us. We try to manage everything as a crowd management, not as an individualized patient care. I mean, it's only a review of the time that we spent with the patients. I mean, F1s and F2s in the UK system are like residents, junior doctors, and you can see that they spend most of the time with the patients, probably because they are less experienced. But it's a lot of time that we, especially if you see this is the time that we have to spend writing history. And you can see that it's a lot of time, 71%. I mean, we all know that. I mean, everybody that works in the emergency department know the time that we spent doing very, very valuable tasks that we could do or we can spare, you know, if we have some technological help. And the patients, 80-90% of the time that the patient is in the department, they are simply waiting because they get triaged, they wait, they are called, then they wait, you know, to be seen by the doctor, then the doctor orders a test. I mean, think about it, because the journey, I think, of a patient in the emergency department is well known by everyone. The longer the patients wait, the less time the clinician has with them. So it's an inverse relationship. The longer the patients wait, the more the complaints. It's that direct relationship. I mean, most of the complaints in the emergency departments are because they are waiting, or the patient perceives that they are waiting inappropriately. Frustration at doing nothing for several hours, waiting for something to happen. There is a feeling of inadequate consultation after the long wait. Is that it? There is a feeling that information wasn't conveyed bilaterally. And during post-consultation, there are communication issues that we all know. I mean, you can see in this slide that the downtime is the time that the patient spends in the emergency department. So it's a big percentage. And then compared to the time that the patient spent interacting with us or receiving care. So what we do is trying to get downtime solutions. Is what can we do in that time that the patient is waiting and it seems to be wasted? So we are creating, you know, like and the concept of downtime, of trying to sort the problem out. What we try is, you know, we said is embrace technology, trying to get, you know, a patient-centered approach, solutions with current NHS concerns and future design. I mean, we have to bust the myth that the patients don't know anything, that they are part of the problem, that our perception that they are most of the time satisfied, even with brief interaction and explanations, that they don't have anything to offer to contribute to the care. I mean, we disregard them, really.
Usually we also say that the patients are our enemy. They are drunk, disrupted, angry. Obviously the lack of communication also we blame to how busy we are. We think there are no better ways of doing things. And basically most of the time we think that we need to build walls and to try to separate them from us. As we said before, we are offering more crowd management and not personalized care. So the downtime solution, that's why we started with this project called Smart ER. So we want to use downtime more efficiently. If the patients are waiting, can they help? I mean, they possibly have 80, 90% of the data that we need to make the diagnosis. I mean, probably if they could have more time telling us in other what's wrong with them, obviously probably they will give us more info and then we probably will reach diagnosis and we'll reach a better care for them. We can engage with the patient from the moment that they start waiting. Everybody has a smart device now at the moment, smartphone, tablet, laptops, and everybody comes to the emergency department now with their mobile phones. If not, we can provide kiosks in which the patients can interact. We can even provide with tablets or any laptops or anything that the department can provide. We can give an application that can give some ownership to most patients while waiting. We can improve the experience and we can improve performance and efficiencies. We can develop applications in other settings where the patients are waiting. So while the patient is waiting, we can do data collection. The future, we'll talk about the data analysis. We reduce the variation in one of the part of the system, so it reduces the whole system variation. The aim is to reduce variation in data collection. I mean, how many times the patient changed the history from one healthcare provider to another? I mean, from triage to be seen by the doctor, the patient sometimes, you know, like change the history and that confuses us. And imagine if the patient is writing his own history in the own device and appears in our screen. That's in our smart ER is about. Obviously, is consistent with any public health, with any healthcare organization. Obviously, we are trying to develop algorithms, obviously based on the information that we are collecting. The data analysis can be supported, and the data collection is even sometimes direct and live, happening at the same time. So this is, in other words, what we do now at the moment. The patient attends the emergency department, he registers. If he's suitable for the smart ER, he starts interacting with the smart ER, even via console, via tablet, via their own device. The history is taken from the patient because the patient is writing the history in the system, in his tablet or in the kiosk or in their tablet. Obviously, you can see all the travel and all the information that we can download. Obviously, we can start in identifying all the toxic habits. We even can start even interacting the system automatically, can give advice. They can be waiting down and then interacting with the system at the same time. And we can identify allergies. We can even interact with friends and families. We can do a summary to confirm accuracy. Obviously, the portal and the system, when we see the patient is open, and then everything is uploaded, we submit and we can print it on a scan or a file. So who is suitable for a smart ER? Usually are patients that can interact with the system. Obviously they have to be alert and orientated. They are patients or carers have to be able to use applications. I mean, not to use a mobile device that a lot of people obviously do. Obviously no contraindications to use because this is not to stop the flow of being triaged and be identified as a critical intervention needed. And obviously depending on the ability of the application. And you will see obviously that most of the people that come into the emergency department on a daily basis are suitable for the smart ER because approximately we found that 80% of the patients that attend an emergency department daily are suitable for this because, I mean, that happens in every emergency department in the world. I mean, 80%
mainly say between 75 and 80% are people that come ambulance and are people that come with a minor illness. Even now, after we started developing and putting this system in motion, we are trying to make change in order for this system to be applicable to major illnesses as well. Obviously, it's more inclusive because we can put this smart ER in many languages. Obviously, the UK is a multi-ethnic country with people speaking lots of languages, and then we can put the system, and and we've been using the system in, I think it's been translated already to 70 languages. This is not how the architecture overview of how the smart ER works computer-wise. This slide is very, very, very thick, but mainly you can see, and as I said, I'll be happy to share this presentation and to have more information, because a waiting patient can produce a lot of information for all these 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So it can give us information, obviously, the history from the patient. It can help us to research. It can help us to advertising, to advice, to education, to even pediatric care for the kids, friends. So the implications of a patient waiting and downloading information to us and to the system are massive, and we are seeing that. And smart ER obviously communicate. Smart ER has been developed to address the in-reach problem. It allows a patient to enter clinical data regarding their condition, optimize questions of help, and determine by the condition of the patient. Obviously, using eSmart ER, we can coordinate the in-reach and the outreach care. Post-visit digital care models are developed at this moment based on conditions determined in the department. We can auto-generate information more efficiently and allows a secure, personalized patient record to be created by the patient for the patient in the health space. And obviously, the outreach beyond the emergency department is the digital health allows care models to extend beyond the emergency department, because the patient is going to be going home with the application downloaded, and we still can communicate. And the technology, with the technology at our disposal, everybody now has a smart device, and we know how we interact now with the digital technology. And even we can send personal health information and outcome of the data through the patient health. Obviously, it's allowing some interaction with other care providers, GPs, nurse practitioners, social workers, et cetera, et cetera. Obviously, we are seeing that provides an insight in the models, to determine how effective, how efficient, and how satisfied the patients are. And this is, again, a total healthcare platform which we want to do with the smart ER, in which the patients are the components of the solution. And through the smart ER, we interact and we can create a lot of data to help the patient and to personalize their care as much as possible. Obviously, we are seeing that smart ER is providing at the moment key operational and clinical benefits to the department and the patient. Smart Communicate allows patients' health space to be created and populated with personalized conditional information, and the outreach digital care models can be developed for patients, which obviously put the patients at the center of the care process, allow care to be seamlessly delivered across the care spectrum. The models can be built to include all providers, and models can interoperate with the existing system, and the model can be measured and optimized to provide optimum combined care on personalized basis. So it's all about trying to get the patient at the center, to follow it up, and to interact with other systems of healthcare. We can do a screening of patients. We can obviously know about their toxic habits or anything that we can identify and we can help with. For example, if they are not doing enough exercise, we can provide information about how can we do exercise promotion. It's all about auto-send information to the patient health space.
the platform can be used to connect the patient to community-based services like Aspire, or that's in the UK, or social workers or whatever. Obviously, it's an opportunity to educate, inform the risks, and try to change health behaviors. That is one of the problems that concerns us more in the public health system, that we are not being very effective overall to change our habits in our population. Obviously, we can increase consistency, reduce the variation, intra-hospital, inter-hospital, inter-primary, secondary care. We have to have central control. We have a central updating. We have bespoke elements, research, and updating. And obviously, this is down to the education medical information system, that we can do all this with a smart ER, because we can advise, do all the information, and improve how we can interact with the patient overall. In other settings, the waiting patients even can help us, you know, like with all the information that they give in the smart ER, how to create new outpatients and how to refer them to the appropriate specialist, interact with pre-hospital, we can interact, you know, with radiology, we can interact, you know, like with everything. And we are seeing that. We have a proof of concept, because everybody, I mean, probably the audience is asking, and does this work? Obviously, it's been working for 4 years. And this is the first trial that we did in a minor injury unit. We did a trial for 3 months, and we did 6 weeks a refine, which is in our training and setting everything in motion. And we did a six weeks testing. We tested this with 70, 80 patients per day, 12 hours a day, and it was put into and the MIS integration into Symphony. And obviously, we target the patient satisfaction, the clinical satisfaction, and productivity. Sorry that we cannot see the results, but everything, because of problems with the slide, but if you see what we tested, patient satisfaction, clinical satisfaction, and productivity, everything was positive. Patient satisfaction increased. The clinician satisfaction obviously increased, because think about that while the patient is waiting, he's interacting with the system, and you got all the information in your computer when you see the patient. And obviously the productivity increased, because it reduced the time that we have to be writing notes and doing times, especially the healthcare practitioner. That was the, see if I can pass. Yeah. Obviously, one thing that we are seeing after we implemented the smart ER is data is power. This is in other way we are now. I mean, we have been acquiring 4 years now since the system was put in motion of data. And obviously, there are some questions about how we can comply with the data law protection, but we have all these, what we saw at the beginning, is now we have it, because we have a lot of data. Now is where artificial intelligence will have to help us to try to work out, you know, what we're going to do with this data. Sorry about this slide. I mean, this is, you know, like what I wanted to show from before, that is about the results that we are seeing after applying the smart ER. The patient gets more personalized care. They communicate bilaterally with us. Obviously, the waiting times are decreased, and the process are improved. There is more satisfaction. There are better consultations. There's better post-consultation communication, and is less likely to return. That is one of the quality indicators of the emergency departments, and we can use it in different languages and modalities. For the healthcare practitioner, obviously, we have more accurate history. They are already written. We don't have to write it down. A better communication. We'll have more time with the patients, interacting with them. We have less time with the computers, because the patient is already writing the history to us in their device and appears into our screen. We are more efficient. Obviously, the language difficulties are overcome, because the patient is writing in their own language. Even disability difficulties overcome, because we can optimize another time with them. In terms of the department, obviously it's a cost, it will reduce the cost, we increase the income, it's better flow, we increase the productivity, less complaint, there's less negligent claims, it's better data.
is mandatory with all the quality indicators. We have central management or real-time data, happier patients, and from the public health system, obviously, is very advantageous as well because they have better data consistency, they reduce the cost, it's applicable across other areas, even in our primary care and whatever. Dr. Maya, can you conclude, please? Yeah. I mean, so obviously what we do is integrate this into what we already do, which is self-registration triage, and the smart ER will apply. And the summary concepts are we have to understand the downtime. Obviously, I think, you know, I tried to probably, you know, make you aware of that. We have to change into a patient's centered process. The process is works better with increased activity, and it provides better engineering. Patients are part of the solution. We can improve the in-reach care. The outreach care is a third solution to constraints. We have to bring order versus chaos, and it's the emergency of emergency medicine. As Einstein said, doing the same things again and again and expecting a different result is a definition of madness. The only thing that is constant in the universe is the speed of light. Everything else is relative, even time. So this is, you know, what the system is. We hope and happy to answer any questions that you have. And if you want more information, happy to provide it as well. I finish now. Thank you. Thank you, Dr. Maya, for this useful presentation. Do you have any question? Okay. Okay. So for our next presentation, I will be presenting my colleague, Nazmin Guler, who is the expert in medical hypnosis and emergency medicine in France. She will be talking about the uses of hypnosis in emergency medicine. We have a question here. Yes. Okay, Türkçe konuş.